Yan üretimle ilgili genel bilgiler vereceğim size bugün. O akşam verebildiğim kadar. Şimdi öncelikle eğitimin içeriğinden başlayacağız. İşte eğitim içeriği giriş öncelikle gerekçe, niyeten, temel amaç, yalın düşüncenin kökleri, uluslararası motor araçları programı var, Lean Enterprise projesi var, kitle üretim sistemi, yalın düşünce, yalın düşüncenin prensipleri, kazandırdıkları bütünü görmek, yalın şirket nasıl olur, yalın dönüşüm uygulama planı gibi konular var. İşte yalın üretim teknikleri dediğimiz, işte burada bir sürü teknik var. Daha önce 5S'te anlatmıştık. 5S de bunun içinde olan bir uygulama. Kaizen var, Kobasi Kaizen var. Yani bu şirketin yapısına, organizasyonuna göre bunlar uygulanabiliyor farklı olarak ama genel itibariyle yalın üretim Japonların tamamen kültürlerine uygun bir sistem. Tabii bizim de kendimize uygun biraz daha uydurmamız gereken kendi çalışma şeklimizi, kendi yapımıza uygun bir sistem geliştirmekte fayda var. Çünkü burada şirketler genelde bu konuda çok başarısız oluyorlar bazen. Yalın üretim uygulamaya çalışıyorlar ama bir yere kadar geliyorlar. Bir yerden sonra tıkanıyor. Çünkü bilmiyorum belki görmüşsünüzdür illa videolar da var. Gidenler de olmuştur. Japonya'daki bir çalışma şekline baktığımız zaman biz kendi fabrikamızda yapmıştık örneğin. Oradaki bir çalışma hattı şekliyle bizimkine baktığımız zaman arada dağlar kadar farklar var. Çalışan işçinin kalitesi olsun, bizim işçiliğimiz olsun, onların disiplini olsun. Tabii onlar çok fazla bizde olmadığı için biraz da orada başarısızlık oluyor. İşte TPM var. Burada bakımla ilgili. Tempo zamanı, takt zamanı dediğimiz. Hücre tipi bir üretim şekli. Değer akış analizi. Bu çok önemli. Esas yalın üretimin en önemli şeylerden değer akış analizi. İlerleyen zamanlarda bunu anlatacağız. Değer akış analizi dediğimiz zaman sizin için önemli olan, sizin için işletme için bir ürünle ilgili tamamen kayıpları, işte ne kadar zaman etütlerinin yapılması, ne kadarını gerçekten ödenecek yani müşterinin ödediği parayı kapsıyor, ne kadarında kayıp zamanlar kapsıyor. Onların hepsinin tespit edilmesi için bir şekilde analiz yapılan bir sistem. Yani daha doğrusu bu çalışanın tamamen takibi, nereden nereye gidiyor, yarım amiller nereye gidiyor, bunları hepsini göreceğiz. Hazırlık zamanının azaltılması, bunlarla ilgili bunlar zaten kalıplarla ilgili. Bizde de var bunlarla biliyorsunuz. İşte makineler, işte matkap uçlarında olsun, kesim ve diğer ekipmanlarla olsun bunlar yapılıyor. Bir de görsel yönetim. Görsel yönetimde bunların bütün hepsini uygulandıktan sonra bunların panolara asılarak bir şekilde görsel olarak takip edilmesi gerekiyor. Devam edelim. İşte problemler nedir? Maliyetler yüksek. Kâr marjı düşüyor. Doğrudur. Rakiplerin ürünleri bizde yok. Doğru. Yeterince satış yok. Siparişler zamanında yetişmiyor. Hatalı ürünler. Müşteri iadeleri. Bunları herkes, her işletme yaşıyor sonuçta. Müşteri siparişini sürekli değiştiriyor. Stokları koyacak yer yok. Temel soru şu. Öncelikle sürdürülebilir karlılık. Bunu dönemsel fırsatın dışında kalıcı önemli. Rekabet gücü. Toplumsal kalkınma ve refah artışı bunlar için gerekli olanlar arkadaşlar. Ne yapmalı? İdeal sistem nedir? İdeal sistemde giden yol hangisidir demişler. Endüstriye gelişim için ideal sistemler nelerdir diyoruz. Burada ilk önce üretici ve hakimiyet. Yani ilk 1880'lerde yerel pazarlarda üretici hakimiyetiyle bu iş başlıyor. Usta zihniyetiyle. Sonra 1880-1920'de işte iş bölümü, yönetici işte ayrılmaya başlıyor. Sınıf işçi, müşteriden kopuyor, planlama, bilimsel yönetim, üretim hatları, işte standart ürünler başlıyor. 1920-1960 rakipler, ürün çeşitleri artıyor. Rakipler çıkıyor piyasaya. Müşteri gruplaması, kalite kontrol artık devreye giriyor. Teknoloji ve otomasyon özellikle şu an. Hatta şu an üretimden veri alma olayı var. Bir çok çok ileride olan fabrikalar üretimden veri alarak sistemlerini kurmaya çalışıyorlar. Motivasyon teknikleri, sendikalaşma, yatay entegrasyon dediğimiz olaylar var. Sonrasında 1960-1980 doymuş pazarlar, pazarlama, müşteri memnuniyeti ön plana çıkıyor burada. Çünkü artık müşteri bulmakta ya da müşteri memnun etmek önemli arz ediyor. Kalite güvence sistemleri, servis kalitesi, SSH, yani insan kaynakları, takım çalışması, işçi ürünle yeniden buluşuyor, dağıtılmış organizasyon, tahmini ve planlama, MRP sistemleri devreye giriyor. Tabii şimdi SRP var, Kanyas var,
WhatsApp da var. CRM modülü devreye giriyor. 1980'de CRM modülü giriyor. CRM dediğimiz olay, biz örneğin onun CRM'i hem müşterinin takibi, organizasyonu, bununla ilgili bilgilerinin ve siparişinin tamamen geçilmesi amacıyla kullanışıyor. Teklif hazırlama olarak kullanıyor. Artı bir de bunu biz CRM'i servis müdürlüğü de SSH'da da servislerin organizasyonu için kullanılıyor. Küresel rekabet dediğimiz, ürün ömrü kısalıyor, ürün çeşitliği artıyor. Ürün ömrü kısalıyorsa ürün geliştirme, ürün çeşitliği artıyor, kişi özel ürün. Ürün kalitesi olmazsa olmaz regülasyonlar, servis hizmet kalitesi sunulan değer gerçekten. Fiyatlar düşüyor, rekabet etmek gerekiyor, teslimat destekleme hızı değişip belirsizlik artıyor, hız ve bilgi özellikle. Eskiden görüyorsunuz, eskiden biliyor herkes, arkadaşlar Erkan Beyler de senelerce fiyat maliyet hesaplarken, kendi iş yaparken fiyat diyordu. İşte şu kadar mal ettim, işte 115-20 kar ediyorum ve satıyordu ama artık bu yok. Kârı artık başkası belirliyor. Öncelikle fiyat eksi maliyet. Yani burada maliyetleri özellikle indirebiliyorsunuz, indiriyorsunuz, kâr edersiniz. Bunda işte yalın düşünceli, yalın fikirli ancak götürebilir. Özellikle maliyeti indirmenin yollarını aratmamız lazım. Rekabetçi olabilmek için. Artan kalite beklentisi var. Kişi özel çeşitli fiyat ürün rekabeti. Tüketicinin zaman darlığı ve hız beklentisi. Beklentilerin hızla değişmesi, global ortamda artan belirsizlik, cevap yalın sistem arkadaşlar. Yalın sistem ilk kaynağından nihai müşteriye uzanan ürün hizmet sunum sürecinde özellikle bu çok önemli. Değer yaratmayan işleri önleyerek. Yani sizin değer yaratmayan işleriniz örneğin mobilya fabrikaları, stoklar, o taşımalar. Buna müşteri kesinlikle, sen de ben de müşteri olsam buna para vermiyoruz. Biz ürüne para veriyoruz. Bunları ne kadar aza indirildiği zaman bu maliyeti daha da düşürüyor bu. Bir çekyat üretiyorsanız, bir mobilya üretiyorsanız, bunları özellikle taktan zamanları var. İşte devir zamanları, özellikle kalıp aparat değiştirme zamanları, stoklar, israf beklemeleri, hataları yok ederek diyor. Problemlerin tekrarını önleyerek, değer akışını hızlandırmaya, değer akışı dediğimiz ileride göreceğiz, onu özellikle hızlandırmaya, daha hızlı akışını sağlamaya, bir ürününüzün tamamen haritasını ne kadar, nerede geziyor, ne yapıyor, bununla ilgili ne malzemeler alınıyor, geliyor, nasıl montajı oluyor, buradaki kayıp zamanlarını ölçülerek, tespit ederek bunu hızlandırmak lazım. Maliyetleri düşürmeye ve müşteri için en mükemmel faydayı sağlamaya odaklanan bir iş mükemmelliği sistemidir arkadaşlar. En önemli şey bu. Yani tamamen değer yaratmayan işleri önleyeceğiz. Bunu önlemediğimiz sürece müşteri buna para vermeyecek. Bu sen kendi içinde bunu rekabetçi olma şansın yok. Kârlığını arttıramıyorsunuz bu nedenle. Yalın düşünce, müşteriye mükemmel değer sunmak, fiyat, kalite, teslimat, değişen ihtiyaçlar uyum. Özellikle değer yaratma prosesleri. Bu değer yaratma prosesleri tabii özellikle bizde her işletmede olduğu gibi tasarımdan başlıyor. Bazı ürünlerin özellikle birbirleriyle kullanılması, çekmece tarzı, klapa tarzı, kapak tarzı, yan tablo tarzı. Bunların tabii dezavantajı, avantajı olan tarafları var ama barkod sistemiyle ya da başka sistemlerle süpermarket oluşturarak. Örneğin bizde bununla ilgili süpermarket var. Örneğin cihazların yan panelleri bizde aynıdır hepsinde. Orada bir süpermarket oluşmuştur. O süpermarketten depocu alır gelir, montaj aşamasındaki arkadaşlara getirir. Çünkü bu tasarımda başlıyor. Eğer hepsi farklı farklı olsa tamamen işletmeler için bunlar gerçekten zor bir durum. Karışıklığına da neden olabiliyor. Ve tabii ürün çeşitliliği, yani parça çeşitliliği daha çok olduğu için de bu da sıkıntı doğuruyor tabii zaman açısından. İmalat siparişten teslimata, satış sonrası ürün ömrü boyunca israftan alınmış yalın prosesler. Bu tamamen bir felsefe. Yani tasarımından satış sonrasına kadar, yani bu SSH'a kadar tamamen devam eden bir şey. Yalın düşüncenin ana hedefi özellikle yüksek kalite, düşük maliyet, zamanında teslim. Tamamen bu arkadaşlar. Yalın üretim sistemine, yalın bir şirkette etkin yönetim, yani tabii yalın üretim yapmasa yalın bir şirket olmak lazım. Etkin yönetim, sürekli gelişim, kültür değişimi. Tabii bu çok çok önemli. Bu kültür değişimi, sürekli gelişim, etkin yönetim, bunların tamamen şirketin üst yönetiminin buna çok çok önem verip çok desteklemesi gerekiyor. Tamamen şirket yönetiminin, üst yönetiminin özellikle inanarak, özellikle üstüne basa basa devam etmesi gerekiyor ki burada bir başarı sağlansın.
Yalın bir değer zincirine girdiği zaman özellikle karlılık, büyüme, kazan kazan müşteri memnuniyeti ve müşteri de çalışan bir yani memnun bir çalışan oluyor doğal olarak. Yalın düşüncenin kökleri. Evet biliyorsunuz Henry Ford'dan başlayan bir akış var. İşte savaş sonrası kıt kaynaklara küçük pazarın gerekli esnekler. Yalın düşünce burada kitaplar var. Japonya'da gelişen ve olgunlaşan Toyota üretim sistemi. Sonrasında kendilerini uyguluyorlar. Dünyayı değiştiren makine. Bu kitapları bulabilirseniz, bulursun da birlikte okursanız çok faydalı olur bunlar. Diğer endüstride yaygınlaşma, solution. Otomotiv sektöründe benimsenmiş yaygınlaşma, servis ve kamu alanlarında uygulanma. Daha çok otomotiv sektöründe uygulanan bir sistem ama bütün herkes bunu kendi kültürüne göre, yapısına göre, danışmanlık alarak özellikle bunu uygulayabilir. Yalın düşüncenin kökleri, ustalık döneminde ürün ve müşteri odaklı. Ford, Amerika'da Highland Park ve akış fikri geçmiş. Sonra Toyota Japonya'da kıtlık döneminde israftan kaçınma yöntemlerini bulmuşlar. Toyota yine Japonya'da küçük ölçekli pazarın zorunlu kıldığı esneklik, küresel rekabet ve zorunluluklar. Bu şekilde süreci devam ediyor. İşte Henry Ford'dan 1900'den 1940'larda Taiichi Onno'dan başlıyor arkadaşlar. Toyota üretim sistemi sonra devam ediyor. Çeşitli kişilerle bunlara katkı sağlanıyor. MIT bünyesinde 1980-1990 yılları arasında 5 milyon dolar harcanarak bir benchmark çalışması yapılıyor. Ürün geliştirme, tedarik, zincir yönetimi, üretim operasyonu, müşteri ilişkileri. Ama yine de her konuda Japon üreticiler önde. Dediğim gibi bu biraz da felsefe ile ilgili, çalıştığın kişilerle ilgili. Bununla ilgili bir yine dünya değiştiren makineler, bununla ilgili yayınları ben size gösteriyorum. Bu şekilde yayınlar var. Amaç burada gördüğünüz gibi maliyetlerin özellikle azaltılması, lead time yani daha hızlı tam zamanlı üretim yapılması, kalitenin de iyileştirilmesi, daha kaliteli. Özellikle evrenselik önemli bir örnek yapmışlar. Nomi fabrikası General Motors, Toyota ortak Ahmet'e, Japon üretici Ahmet'e işçilerle çalıştırmaktadır diyor. Burada bir karşılaştırma yapıldığı zaman Toyota'nın daha verimli çalıştığının tespitleri var. Özellikle 1950'lerde Toyota yok görüyorsunuz bu alanda. 70'lerde giriyor 6. sırada, 90'larda üretim gelişimi. İşte 3. sırada, 2000'lerde işte 2. sırada, pardon 90'larda 3. sırada, 2000'lerde 2. sırada, 2010'larda 1. sırada devam ediyor. Çalışan başına araç üretim, yani Toyota'daki dehşet, yani 3 katı. Bir Toyota çalışanı 4 Amerikan çalışanına eşdeğer dediğimiz olay. Kitle üretim sistemi. Kitle üretimin temel özellikleri. Olabildiğince büyük parti halinde üretim. Makine tipine göre yerleşim. Uzun model değiştirme süreleri. Detaylı iş bölümü. Tek yönlü işçilik. Kontrole dayalı kalite. Merkezi planlamaya dayalı yönetim. Satış tahminlerine dayalı üretim planlama. Noktasal verimlilikler. Kapasite kullanım önceliği. Bu eski bir üretim sistemi arkadaşlar. Bununla ilgili yapılan kitlesi. Parti hacmi küsürse proses A'dan B'den. Devamlı bu şekilde üretimler. Proses 2, proses 1 bu şekilde görünüyor. Şimdi kitle üretimde özellikle üretim maliyetini minimize etmek biraz zor. Teslim maliyeti maksimize etmek gerekiyor. Kapasite kullanımı maksimize etmek, envanteri minimize etmek. Böyle bir grafikler çiziliyor. Ama buradaki tabii sıkıntı büyük, hata yüksek, kapasiteyi tam anlamıyla kullanamıyorsun, setup zamanı yüksek, planlama olmuyor, iş gücü yetkin iş gücü lazım. Arıza yüksek. Tedarik malzeme, tedarik zincirini yönetmekte biraz sıkıntı oluyor. Az önce de ifade ettiğim gibi maliyet artı kar eşittir fiyat. Fiyat geleneksel yanlışım. Maliyet, işte maliyette ne var? Katma değer olan ürünler var. Bir de israf var. Bu israfları özellikle yok etmek gerekiyor eski sistemde. Fiyat eksi maliyet eşittir kar. Yani fiyat yalın yaklaşım. Özellikle fiyatı indirmek için yalın yaklaşımlar. Yani çalışmak gerekiyor. Hedef maliyet özellikle bizde çok oluyor. Müşteri proje yapan firmalarda bir hedef fiyat veriyor. Bunun fiyatı bu kadar diyor. Yapabiliyorsanız yapın. Onun için bununla ilgili katma değeri olan çalışmalar yapılıyor. Yapılması gerekiyor. Özellikle israf avcılığı, karda israf avcılığını yani içeride olan israfları önlememiz gerekiyor ki karlı çalışıp çalışmadığımızı tamamen çözelim. Kitle üretimin sorunları. Uzun teslim süreleri,
Müşteri isteklerine cevap vermede zayıflık, stoklarda artış, kalitede düşme, değer yaratmayan faaliyetlerde artış, karmaşıklaşan işler, artan hiyerarşi ve bürokrasi, ek maliyetler, değişikliklere uyum güçlüğü, uzun dönemli planlama ihtiyacı, daha fazla sermaye ihtiyacı. Çünkü stok paradır, biliyorsunuz. İşletme sahibi olan arkadaşlar daha çok bilir. Stok devir hızı çok önemli. Eğer stok devir hızınız hızlıysa daha az sermayeyle daha çok iş yapma kabiliyetiniz vardır. Özellikle problem yani. Bu stoklar dedim hem ham madde hem de bitmiş mamul ürün stokları. Bunlar önemli ikisi de. Problemlerin kaynağı. Standart ürünlerden çok sayıda üretilmenin ve kapasite kullanımının önemli olduğu üretici hakimiyeti dönemine ait kitle üretimi alışkanlıklarını sürdürmek. Bu bizde de devam ediyor. Çoğu işletmede de var. Kitle üretimi esneklik sağlayamaz. Ürün çeşitliliği, teslim süresinde sıkıntı, üretim planlaması, müşteri talebindeki değişimlere uyum, anlık taleplere yanıt veremez. Kitle üretimi ne işe yarar? Ürün ve pratiği çok üstün, doğru. Büyüyen sektörde lider, IBM 1980'lerde, doğru. Ama o zamanlar rakipleri yok. Yalın rakipler yok. Toyota'dan önce General Motors ve Ford. Yalın rakipler girince işin içine kitle üretim denen bir olay tamamen rafa kalkıyor. Kitle üretiminde ve yalın üretime geçtiğimiz zaman grafiksel olarak gösterilmiş hali. Yalın düşünce, hedef. Evet, rekabet arttıkça yalınlaşmak zorunludur. Bu gerçekten önemli. Sadece müşterinin istediği ürünleri, müşterinin istediği zamanda ve müşterinin istediği miktarda daha az kaynak harcayarak üretebilmek, müşteri için bir değer teşkil eden faaliyetlere odaklanabilmek. Tabii bu bir hedef. Bu hedefi de tek başına işletmeler yerine getiremez. Bunun da paydaşları vardır arkadaşlar. Özellikle tedarikçiler en önemli. Çünkü her işletme tedarikçisi kadar güçlüdür. Biz bunu senelerdir biliyoruz. En önemli şeyler de bu. Kendiniz gelişirken tedarikçiler de geliştirmeniz lazım ki bu paydaşlara bu hedeflere ulaşasınız ve bu paydaşlarla devam etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde parantez içinde de çalışan memnuniyet anketleri, çalışanın memnun olması, çalışanın eğitimi de bu da önemli. Bunlar sağlanırsa üçü bir arada gittiği zaman buradaki hedeflerini hepsi tutmak için en azından bir çaba sarf edilmiş olur, en azından bir yol almış olur. Tabii bunu dediğim az önce de ifade ettim ki üst yönetimin de buna değer vermesi ve bu konuda dik durması gerekiyor. Yalın düşüncenin temel prensipleri özellikle değer, value, değer akışı, value stream, sürekli akış flow, çekme sistemi, bazı firmalarda çekme kanban sistemi kullanılır. Mükemmellik özellikle. Birincisi değer. Az önce buradaki yalın düşüncede belirttiğimiz şunları tek tek açıklıyoruz. Müşteriye sunulan faydadır. İhtiyaçları karşılayacak özelliklere sahip, tercih edilen zamanda ve yerde bulunabilen, müşterinin bedelini ödemeye istekli olduğu ürün veya hizmet. Yani değeri arkadaşlar son kullanıcı belirler her zaman için. Değeri anla. Yani sizin oradaki taşımalarınız, sizin oradaki ekstra yaptığınız kalıplar, değiştirmeler, makinenin işte parçasının testeresinin değiştirilmesi, ne bileyim diğer işlemler, bütün taşımalarla ilgili bunların hepsi israf. Bunların tamamen yok edilmesi gerekiyor. Ara depolar, ara stoklar, aklınıza gelebilecek bütün müşterinin vermediği şeyler. Bunu da tespit etmek için de işte değer akış analizi ilerleyen vakitlerde anlatacağım. Değer akış analizinde bunlar tespit edilebiliyor. Değer başka bir şekilde belli bir üretim eyleminde ve onun için gerekli zamanda vazgeçilirse karşılığı ürün için daha az ödemeyi ve daha erken teslim almayı kimse yani kabul eder. Tercih edersiniz ya da üründen daha az memnun olur musunuz? Yani önemli olan burada bir karşılaştırma yapmışlar. Örneğin değer hava yolları demişler. Müşteri isteği bir noktadan diğerine hızla güvenli ve makul fiyatta gitmek. Nedeni verimli olmak ve maliyeti düşürmek. Üreticinin sunduğu biriktir büyük uçaklar, dolaştır, uçuş rotaları, aktarmalar, beklet, bilet, taksi, aktarma, bavul, konfor, müşteri memnuniyeti. Yani sonuçta bunu tercih etmezler herhalde. Uluslararası uçak yolculuğu 7 saatlik uçuş için 13 saat harcanıyor. 10 ayrı kuyruk, 8 kontrol rotası, 7 defa bagaj transferi, 19 ayrı organizasyon devrede. İşletmelerdeki şekli bir şekilde anlatmaya çalışmış. İsraflar değer yaratmaksızın maliyeti ekleyen şeyler şey. Bunlar hatalı üretim, düzeltme, tamir, kontrol, çalışanların, makine ve ürünlerin beklemesi,
gereksiz taşımalar, aktarmalar, tasnif, ham madde, mamul yarım hamur stokları, özellikle tabii tam zamanda üretimde burada önemli olan tabii tedarikçinin istenildiği zamanda istenildiği malzemeyi getirmesi gerekiyor. Aynı şekilde yarım hamur stoklarının olmaması gerekiyor. Uzun mesafeler, makineler arası yerleşim özellikle çok önemli. Bizim sektörde özellikle hat dengeleme olayı, tabii makinenin hızlarına göre bunlar önemli. Gereksiz yürüme, çalışanın buradaki yürümesi bile tespit edilmesi ve kayıtlar altına alıp ona göre engellenmesi gerekiyor ve hareketler. Gerekenden fazla işleme, gereksiz proses, bazen gereksiz gerçekten de prosesler olabiliyor. İhtiyaçtan önce ihtiyaçtan fazla üretim, çalışanın yeteneklerini yararlanmamak. Evet, bu önemli. Şimdi bir yalın üretimle ilgili bir Kaizen ufak iyileştirmeler ama Kobasi Kaizen gibi iyileştirmeler, ekip ile ilgili iyileştirmeler yaptığı zaman en iyi işi bilen arkadaşlar oradaki ekipteki arkadaşlardır. Bu işi yapanlardır. Kesinlikle onlara eğitim verilip onlarla birlikte onların yeteneklerinde yararlanmak gerekiyor. Onların fikirleri çok önemli. O şekilde çalışıldığı zaman daha verimli olacaktır. Özellikle çalışanın yeteneklerinden yararlanmak çok önemli. Değer ve israf. Değer yaratan, zorunlu israf, israf. Değer yaratan, üç tip faaliyet var. Değer yaratan, değer yaratmayan fakat zorunlu, değer yaratmayan ve kaçınabilir. Zorunlu tabii işletmenin yapısı gereği de zorunlu olanlar da vardır arkadaşlar. Şimdi değer yaratan, müşterinin istediği yönde dönüşüm. Tamamen müşterinin para vereceği şekilde yani müşteri tamamen değer yaratan, yani tamamen katma değeri olan ürüne ya da faaliyete para verecektir. Değer yaratmayan fakat zorunlu olan buna kalıp bağlama, ayar, alet, al bırak bu tip şeyleri azalt. Bunun mantığında tamamen bu var arkadaşlar. Azaltma var. Yani yok edemiyorsan bile tamamen zorunluysa azalt. Kendi makinen öyledir. Kalıp bağlaman gerekiyordur. Değiştirmen gerekiyordur. Makine parkındaki yapılan işlemler bu şekildedir. Yani PVC makinesini de aynı şekilde devirmen lazım. Bunu aparatlarla bir şekilde sağlaman lazım. Bu taşımaları, kalıp bağlamaları, ayarları özellikle azaltmak gerekiyor. Değer yaratmayan ve kaçınabilir. Bunları da belirlemek gerekiyor işletmede. Yok et, bekleme. Yani parçaların beklemesi, işçinin beklemesi, sayma, yani sıralama, hata, tamir, bunları tamamen yok etmek gerekiyor. Değer akışı. Şimdi değer yaratma sürecindeki faaliyetlerin bütünü. Kavramın somut ürün tasarımında dönüşümü tasarım. Yani tamamen iş başlangıçta özellikle tasarımdan başlıyor. Ham maddenin ürüne dönüşümü imalat. Kullanmadan ürün çöpe dönüşene dek hizmetler satış sonrası. En uçtaki tedarikçiden son kullanıcıya ürün odaklı her adımı sorgulamak lazım. Yani burada biz değer akış analizi yaparken değer akış analizinde bizim bazen yapmış olduğumuz işlerde geriye dönüp de ya bunun tasarımında böyle bir değişiklik yapsak daha iyi olur dediğimizde çok şey oluyor. Yani bu değer akışı analizi yaptığımız zaman, ekip toplandığı zaman burada çeşitli fikirlerle bunları çözmek mümkün arkadaşlar. Ham maddenin ürüne dönüşüm esasında da aynı şekilde. Yani satış sonrasından gelen bir geri bildirimler, onların hepsini kullanmak gerekiyor. Değer akış süresi, müşterinin ürünü değer akışı boyunca proseslerden geçerken harcadığı toplam süredir. Burada değer yaratan zamanları belirleyeceksiniz. Zorunlu israfları belirleyeceksiniz. İsraflar için harcanan zaman. Bunu kesinlikle yok etmemiz lazım. Zorunlu israfları da az önce yukarıda ifade ettiğim gibi, kalıp gibi, aparat gibi bunları azaltmak gerekiyor. Değer oranı. Burada bir değer oranı çıkacak arkadaşlar. Değer oranı, değer yaratan toplam süre, toplam değer akış süresine bölünüyor. Diğer değer oranında değer yaratan işler adımlar sayısı, toplam işlem adımlar sayısı. Zamanın ve kaynakların büyük bölümü değer yaratmayan faaliyetlerde. Burada gözüken o. Şimdi burada bir örnek verilmiş bununla ilgili. İşte bir açık büfe restoranda, self servis bir restoranda yemek. Müşteri tepsi alarak açık büfenin önüne geliyor. 15 saniye. Tüm büfenin önüne geçerek burada çeşitli ölçümler yapmışlar. Bunu kendi işletmenizde aynı şekilde bir ürün için, bir yatak odası grubu için, ne bileyim bir keson için, ne bileyim yine genç odası üretiyorsa genç odası için bunlarla ilgili tek tek bunun süreçleri yapılabilir. Çok zor değil bununla ilgili. Ürünün geçtiği aşamalar,
Makinede ne kadar kalıyor, taşımada ne kadar kalıyor, beklemede ne kadar kalıyor, bunların hepsinin ölçülmesi gerekiyor. Burada tek tek yapmışlar. Toplam 1500 saniye çıkmış en son haliyle. Burada yanına da bir kutucuk yapmış. Hangisi değer yaratan, hangisi zorunlu, hangisi israf? Yani müşteri tepsi alarak açık büfenin önüne gelir demiş. Bu mecbur. Mecbur onu yapacak yani, bu değer. Çünkü müşteri geliyor. Tüm büfelerin önünden geçerek yiyeceklere bakar, bir öfene gelir. O zorunlu. Bakması gerekiyor. Herkes gittiği. Önünde biriken diğer müşteri hizmet almasını bekler. Evet. İsraf burada. Sıra kendisine gelince siparişini verir. Tabii sonuçta bir şekilde ifade etmesi gerekiyor. Siparişteki bir garnitür azaldığı için görevli mutfaktan tazeleme yapar. Evet. İsraf da bu. Tekrar müşteri sipariş hazırlanır ve müşteri ödemeye yönelir. Falan bu şekilde zorunlu olanlar var ve ise bunları kendi işinizde zorunlu işte israf halinde değer katan, örneğin şimdi bir taşıma yeri uzaktır, ham madde gelmiştir, oradan makineye gelene kadar bir zaman geçiyordur, bu israftır. Bunu daha da yakına konma şansı var, bir ekipmanla, bir yatırımla, ufak bir yatırımla yapabilirsiniz. Ama makine yükleyip asansörden örneğin panel patlama makinesini aldı, kesme zamanı, bunlar tamamen bu değerdir. Çünkü buna müşteri para verir. Akabinde oradan indi, kestin, bıraktın, orada bekliyor. Bu israf yani, tamamen israftır. Bunu engellemek gerekiyor, azaltmak gerekiyor. Zorunlu olanlar var. Tabii testerin yani dişleri, elmas dişleri ya da diğer aparatları PVC makinesinde renk değiştireceksiniz ya da PVC kalınlığı ya da şey değiştireceksiniz, ona göre orada da bunları azaltmak gerekiyor. Ya aparatla ya başka bir şekilde azaltmak gerekiyor. Değer akışının diğer yüzleri, işte üretim akış süresi, tüketim akış süresi, tedarik süreci, özellikle bu malzemeler gelir, malzeme sipariş verilir, gerekli malzemeler belirlenir. Burada bir kendince bir süreç yapmış bu şekilde. Bunlara puanlama vermişler bu örnekle itibariyle. Fabrika 2 değer akışı, işte müşteri, sipariş emri, planlama, MRP, sipariş emri, tedarikçi, siparişleri geçiyor, tekrar geliyor, proses 1, işte üretimden proses 2, böyle devam ediyor. Dakikalar, haftalar devam ediyor. Değer zincirinde israflar. Her işin büyük parti halinde yapılması, üretim işlemlerinde, malzeme temininde, bilgi akışında burada sıkıntılar oluyor. Değer katmayan işler, tamir, kalite kontrol, ürünün ambalajlanması ve ambalajlanmasının açılması, sayma, sıralama, kayıt, tekrar tekrar yapılan veri girişleri, nakliye, taşıma, aktarma, bunlar tamamen sıkıntı. Beklemeler, arızalar, onaylar, stoklar, iş yükü dengesizlikleri, planlama ve tahmin hataları, uzun akış süresi. Neye neden oluyor? Uzun akış süresine, daha fazla israf, yüksek maliyete neden oluyor arkadaşlar. Akış süresi, israfları yok ederek akış süresini azalttığımızda özellikle teslim süresi kısalır, para dönüşü hızı artar, stoklar azalır, kaynak kullanım etkinliği artar, maliyetler düşer, işletme sermayesi ihtiyacı azalır, kalitenin izlenebilir artar, tahmin yerine kesin sipariş üretim mümkündür. Demode olma riski yoktur. Evet, 7 büyük günah diyorlar arkadaşlar bunlara, Japonlar. Ürünlerdeki hatalar özellikle çok önemli. Aşırı üretim, bu da bir sıkıntı. Stoklar, hem yarı mamul hem mamul hem de malzeme, yani ambar. İnsanların gereksiz hareketleri, ürünlerin gereksiz taşınması, çalışanların makinelerin ve ürünlerin beklemesi. Bunları yok et. Tamamen mantık bu. Çalışanların yeteneklerini kullanmamak. Bu da çok önemli. İşlem içi israflar. Yani yetkinli olan kişi yetkin olmayan bir yerde çalıştırmak gibi. Burada bunları bir şekilde resim edilmiş halini görüyorsunuz. Bir fazla üretim, çok fazla ve çok erken. Just in time dedikleri, yani tam zamanda üretime tamamen tersinde. İkinci, bekleme. Orada makine çalışıyor, orada gazete okuyor gibi gözüküyor. Bizde de çoğu işletmede rastladığımız şeyler. Taşıma, stokları sağa sola taşıma, bir düzensizlik var. Tamirler, yani bu da TPM'den kaynaklı. Önleyici bakım olması gerekiyor işte işletmelerde. Beşincisi, hareket iyi organize edilmemiş. Çalışma planı ve yerleşim. Yerleşimde de özellikle sıkıntı olabilir. Aşırı gereksiz işlem. Görüyorsunuz ağaçlarındaki olayı. Stok tamamen fazla. İşi yapmak için gereken minimumda fazla her şey. Çalışanın bilgi ve becerilerinden faydalanmamak arkadaşlar. Evet, burada çeşitli taşıma şekilleri görüyorsunuz.
İsraf hepsi. İsraf zaman kaybı. Tekrar tekrar yapılan işler. Fazla üretim. Her taraf taşmış. Gereksiz taşımalar. Artık bunlara bir EDM dedi herhalde. Otomatik arabalar var. Onlara yüklüyorsunuz. Kendileri zaten programlanıyor. Götürmediği yere otomatikman işsiz, kişisiz kendiliğinden götürüyor zaten. Böyle makineler, aparatlar da var. Evet, israf, yanlış çalışma. Çalışma yöntemi de yanlış olabiliyor. Evet. İsraf, fazla ürün taşıma. İsrafın nedenleri, özellikle bu önemli. Yetersiz çalışma metotları çok önemli. Özellikle metot birimi varsa fabrikada, Ar-Ge bölümünde ya da bu metot biriminin burada bir zaman etüdü ve iş etüdü yapması gerekiyor. Uzun hazırlık zamanları. Yetersiz prosesler. Eğitim eksikliği özellikle çalışan için. Yetersiz bakım. Uzun mesafeler. Oradaki yönetici eksikliği, liderlik eksikliği. Yaklaşık 40 saniye kaldı arkadaşlar. Devam edeceğim. Kesildiğiniz zaman tekrar aynı şifreyle bağlanacağız. Sürekli akış hiç bekletmeden bir üret bir halle, naklet. Gerçekten değer yaratan adımları ard arda yaparak ham maddeyi ürüne dönüştür ve son kullanıcıya ulaştır. Her adım mükerrelleştirir. Her adımı mükerrelleştireceğiz. Kaizen'de. Yetkin her defada doğru. 6 sigmayla. Hazır her an çalışabilir durumlarında TPM'le tam zamanda bakımla. Önleyici bakımla. Uygun yeterli ölçekte ve esnek smet yöntemiyle. Evet, tek parça akışla ilgili parti ve itme şeklinde üretim burada arkadaşlar. Tüm işlemler 1 dakika. 3 artık işlem ve ona dedik parti. Prosesler 10 dakika toplamda. Toplamda o akış süresi tüm parti için 30 dakika. Tabii burada bizde de oldu bu bazen. Böyle uzak uzak prosesler var ama bunu aşağıda gördüğünüz gibi yan yana getirmiş. Sürekli akış, bir üret, bir ilet. Yani makineler parça akış ve sürekli akış. Dediğimiz gibi tezgah dediğiniz gibi tezgah olabilir, makine olabilir, birbirleriyle ilişki olması, montaj tezgah olabilir. Bu şekilde her bir proses 10 dakika, 10 dakika, 10 dakika yukarıdaki örneğe geliyorsunuz. 30 artı dakika yani 30'dan da fazla olabiliyor. İşte sürekli akış bir üret, bir ilet. Bu şekilde A üretiyor, B çekme oluyor. Otomatikman bittiği zaman oradan çekmesi gerekiyor. Onun için bir şekilde sürekli devam eden C'de B'den çekmesi gerekiyor. Bu şekilde hızlanıyor her şey otomatikman. 3 dakika baktığım zaman toplamda 12 dakika gibi bir süresi var. 30 dakika nerede? 12 dakika nerede? Böyle küçük dokunuşlar kaizenlerle bunlar çözülebilir arkadaşlar. Müşterinin akışı değer yaratan işlem adımlarının birbiri ardına hiç kesintisiz yapılması. Müşterinin istediği budur. Müşterinin parasını ödediği de budur arkadaşlar. Müşteri açık büfe önünde geçerek tepsisini doldurur. Evet, buna doğru, buna değer katan. Müşteri kasasına geldiğinde ödemesini yapar. Müşteri masalara doğru yürür ve boş masa oturur. Müşteri yemeğini yer, tepsiyi masada bırakarak kalkar. Evet, çekme sistemi. Akış hızını müşteri talebine göre ayarla. Yani bir sonraki prosesin, yani bir de bu fabrikalarda bölümler arası birbirine işte neydi, panel ebatlama bölümü, işte delik bölümü, montaj bölümü gibi yani bantlama bölümü böyle ayırdığınız zaman birbirlerinin müşteri gibisidir. Bunlar birbirlerinin müşterisidir. Bir sonraki prosesin müşterisi istediği ürün tipini, istenen miktarda daha çok değil ve istediği zamanda üretmek gerekiyor. Bu çekme sistemi öbürü daha önceki istasyondan bunu çeker. Yani ister otomatikman bittiği için burada çekme sistemi devam eder. Buradaki amaç da yani bir önceki istasyonun istediği ürünü ve tipini istenen miktarda daha çok değil ve istediği zamanda üretmek gerekiyor. Buradaki önemli olan nihai müşterinin talebinden tüm aşamaları geriye doğru izlemek. Üretimi kontrol altına almanın basit bir yolu. Müşteri değeri çeksin. Aynen. Çekme sisteminin faydaları. Talep edilmeyen mal partiler halinde üretilmez. Kesinlikle. Çünkü karşı taraf istediği şeyleri siz istiyorsunuz. Daha doğrusu bir önceki istasyondan isteyeceğiniz şeyler belirli. Çünkü makinenizin aparatı, makinenizin kalıbı, delik olsun, delik makinesinin örneğin programı o şekilde ayarlanmış. O şekilde devam ediyor. Ya da bantlama ile ilgili, bantlamada beyazsa, beyazla ilgili bantlanacak ürünlerin gelmesi gerekiyor. Değer zinciri üzerinde çeşitli kademelerde stoklar oluşmaz. Elde mal kalması, dizayn değişik nedeniyle ürünün yeniden işleme tutulması veya atılması, talep edilmeyen ürünler için şok indirim kampanya düzenlemesi gibi problemlerle karşılaşılmaz. Örneğin bizde
Bazen bunlar oluyor. Fazla üretimden dolayı kampanya yapılması gerekiyor. İşte bu sistemini kullanmamızdan dolayı. Özellikle burada bir çekme sistemi yapılmış. Örneğin bilgi akışı, parça akışı diye bölünmüş. İşte üretimler geliyor. Yedek parça dağıtım merkezine. İşte burada işte kromaş testinden tampon üretimi, tampon üretimi yedek parça değil, dağıtım merkezine, ondan sonra bölgesel dağıtım merkezine, bayi ve servis istasyonu, müşteri. Sonuçta burada çekme iş sistemini başlatan müşteri. Müşteri çektiği zaman otomatikman bayi ve servis istasyonu bir önceki istasyondan, bunu siz atölye bazında da, bölüm bazında da düşünebilirsiniz. Bir öncekinden istiyor. Bu buradan bir öncekine, bir buradan bir öncekine farklı halinde üretiyor. Stok seviyesi 133'te düşüyor. Servis süresi 7 günden bir günde düşüyor. Uygulanmış bir sistem. Yağın akış. Eğer makinenin biri bozulursa, eğer ürünler arasında hatalar varsa, eğer sevkiyatlar gecikirse, her şey durulur. Aynen. Besleme, kaynak, boya, montaj, ilk katman yan sana, ikinci katman yan sana, ana dağıtıcı, bayi, montaj. İşte burada mükemmellik devreye giriyor. Mevcut durum, Kaizen, sürekli küçük iyileştirmeler. Gelecek durum, mükemmellik resmi, daha iyisi daima vardır arkadaşlar. Ana mantık bu. Mükemmel değer ancak mükemmel proseslerle sağlanır. Aynen öyle. Mükemmel proses, mükemmel bir proseste müşteri yönünden değer doğru tanımlanmıştır. Ve her adım müşteri için bir değer yaratır. İşi her seferinde doğru yapabilir. Çok önemli bu da. Her an kullanıma hazırdır. Küçük parça üretecek kadar esnektir. Beklemeler, aktarmalar böyle yoktur arkadaşlar. Kapasite boş kalmayacak ve dar boğaz oluşturmayacak şekilde talep ile uyumludur. Kesinlikle. Evet, burada bir proses oluşturmak için layout düzenlenmiş. Burada bir işte makine yerleşim, atölye ya da tezgah yerleşimle ilgili böyle bir yerleşim alanları, işte çalışma alanları. Bunları biz üniversitede zaten görmüştük. Makinenin giriş çıkış parçalarına göre ayrılması gerekiyor. Yalın düşünce prensipleri özet. Value, ürün bazında değerinin tanımını yap diyor. Value stream, ürün bazında değer akışı yollarını belirle. Flow, tarif edilen değerin kesintiye uğramadan akmasını sağla. Pull, müşterilerin üreticiden değeri çekmelerini sağla. Perfection, mükemmelliğe doğru yola. Tek başına tekniklerle odaklanmaktan kaçınmak için daima prensipleri tekrarlayın diyor. Kazanımlar. Burada parametre de var. Örneğin ürün geliştirme süresi kazançlar %70, üretim akış süresi uygulaması %90, üretkenlik %100, hata sayısı %80 azalıyor, stok %90, alan kullanımı %50. Gerçekten alan kullanımında da bununla ilgili gerçekten yani çok seviyoruz biz de çok geniş alanlarda çalışmayı ama bir oraya bir Kaizen ya da Kobasi Kaizen yaptığı zaman bir metot bölümüyle iyileştirmeler yaptığı zaman o alanlar çok alan çıktığı görülüyor. Hem yani süreç açısından rahat çalışmayı seviyoruz biraz işçi olarak, yapı olarak. Onlar da engellenmiş oluyor. Hem ürün değeri artıyor hem de zaman ve maliyet açısından da çok kazanımlar oluyor. İş kazalarında da azalma var. Yeni yatırım çok az. Evet. Sonuçta kullanmayacağız makinenin içinde bir daha yatırım gerekmiyor arkadaşlar. Evet, eskisine nazaran yeni yalın üretimde değişen düşünce tarzı. Eskiden yeterince kaliteliydi. Şimdi sıfır hata. Üretim durmasın. Arıza kesinlikle tekrarlanmasın. Amaç bu. Eskiden aman makine bozulsa da bir şekilde yedeğine alalım, üretim durmasın. Ya da bir şekilde usta hemen başında beklesin. Bir şekilde çözüm bulalım. Ama şu an arıza kesinlikle bir arıza tekrarlanmasın. Önleyici bakımlar var. Örneğin boşta CNC makinelerde hem CNC makinelerin panolarını ölçen, sıcaklık ölçen ve titreşimini ölçen sistemler var. Önleyici bakım. Sıcaklıkları panoların arttığı zaman otomatikman arızaya geçecek. Önleyici bakım yapıyorlar. CNC makinelerin titreşimleri de arttıkları zaman bunları bir otomasyonla takip ediyorlar. Buna göre de bir daha engelliyorlar. Ve ben şu ana kadar onlarda öyle bir sıkıntı hiç görmedim. Tamamen önleyici bakım üzerine gidiyorlar. Her şey yolunda, sürekli geliştire dönüştü. Amaç üretim adedi. Kesinlikle amaç müşteri tatmini. Müşteri memnuniyeti. Kesinlikle üretim adedi değil arkadaşlar. Stok emniyettir. Bu da çok yanlış. Kesinlikle bu sistemde stok kesinlikle israftır. Çünkü stok gerçekten paradır. Yüksek miktarlarda tek çeşit üretim. Hayır. Düşük miktarlarda çok çeşit üretim. Esneklik önemli. Fonksiyonel sorumluluk. Bu değer akışı sorumluluğu çok önemli. Fonksiyonel değil. Tek yönlülük. Çok yönlülük önemli. Hiyerarşik organizasyon. Hayır. Yalın organizasyon. Yani tamamen ölçülebilen, tamamen değer yaratan bir sistem. Bütünü görmek. İşte burada çeşitli bir
Zaman ölçümü yapılmış adımlarla ilgili. En son zaman işte burada harcanan üretimde işte talep neden bozuyor, tedarikler sizi destekliyor mu, niçin gecikiyor, bu stoklar neden var, bu adımlar niye gerekli? Böyle ölçümler yapmışlar. EED, işte bunun performansı iyi mi? A, burada çeşitli ölçümler yapılıyor. Akış ve çekme sistemleri. Parçaların bir işlemden diğerine beklemeden geçmesi, bir sonraki prosesin fiili ihtiyaçına göre üretim, daha az stok, sık ve küçük parçalar halinde temin, daha az depolama ve çapraz nakliye, mikro nakliye, çeşitli nakliye sistemleri de var. Kesin sipariş, uzun dönemli tahmin, uzun dönemli tahmin, bayi. Bayiden özellikle uzun dönemli ön talepleri alıyorlar. Bu talepleri istinaden planlama yapıp, MRP yapıp bir şekilde üretimlerini tedarikçiler de buna göre netleştirip imalatın sürecini, zamanını tespit edip devam ediyorlar. Değer akışını sıkıştırma, akış sistemleriyle birbirine bağlanmış operasyonlar, yakın ve çekme sistemiyle çalışan tedarikçiler. Özellikle dediğimiz gibi tedarikçiler bu konuda bizim için çok önemli. Kısaltılmış akış süreleri, ambarlar, dağıtım merkezleri yok, daha sık sevkiyat, işte bayiden aynı şekilde dönüşüm sağlanıyor bu şekilde. Kısa akış süreci, hemen tedarikçiler bu hazır. Tabii bunu sağlayabilmemiz için özellikle bizim ne kadar, ne zaman, ne vakit, ne kadar ürün üreteceğimizin kesinlikle bilinmesi gerekiyor ki tedarikçiyi de o şekilde yönlendirelim. Bayilerle özellikle ya da müşterimizle. Yalın hizmet yaklaşımı, hizmet sunumu müşterinin bir ihtiyacın çözümü getirmektedir. Problemini bütünüyle çöz, eksiksiz ve hatasız, zamanımı ve paramı israf etme, tam olarak istediğimi ver, ikamelerini değil istediğim yerde ve istediğim zamanda ver. Müşterinin istediği bu arkadaşlar. İşte burada çeşitli uygulamalar var. İşte müşterinin aracını tamir için getirdiği zaman burada katma değeri olanlar gözüküyor, katma değeri olmayan gözüküyor. İşte burada çeşitli analizler yapmışlar. Sorun sonuçta çözülmüyor. Araç tamirat tecrübesi, müşteri hata iş. Müşteri harcadığı zaman 230 dakika, toplam işlem adımı 19, değer yaratan zaman 62 dakika. Değer yaratan işlem adımı 7, değer oranı %27, zamanını israf etme diye. Eğer hatalı iş bu şekilde devam ediyor. Kaynakları israf etme, araç tamirat tecrübesi, servis hatalı, servis harcadığı zaman 220, yine bunların böyle ölçülmüş bu şekilde yapılıyor. Bunları birleştiriyor. Bunlardaki harcanan zamanla ilgili. İki taraf birden kaybediyor burada. Yanlış olan işte. Evet, bununla ilgili kaynaklar var. Literatür, işte burada vermek istediğimiz yalın şirket. Evet, yalın şirket modelinde özellikle yalın organizasyon süreçler. Just in time var arkadaşlar. Yalın üretim sistemi, JIDOKA, yalın tedarikçi geliştirme sistemi ve insana saygı ve karşılıklı güven. Tamamen bu. Ama yukarıda gördüğünüz gibi tepede yalın liderlik var. Üst yönetimin ve onun altındaki ekibin iyi olması ve buna destek vermesi gerekiyor ki bu organizasyon sağlansın. Gördüğünüz gibi burada görüyorsunuz. Başarı tamamen ahenkle, düzenle sağlanıyor. Orada aşağıdaki bir kürek çekenin çok fazla çekmesi başarıyı getirmiyor. Sadece sizi sendeleme ya da yönünüzü değiştirmeye yarıyor. Fazla bir şey yaramıyor. Özellikle çalışanlara yaklaşım karşılıklı güven olması gerekiyor. İş güvencesi. Her zaman bu var. Çalışanın iş kaybetme korkusu yoksa bu işletmede bir şekilde yani yalın üretimden söz etmek ya da bunları uygulamak çok zor. İş emniyeti, eğitim ve geliştirme, takım çalışması, kararlara katılım, işi en iyi yapan bilir. Aynen öyle. Mantıkla gitmek gerekiyor. Çalışanlara yaklaşım özellikle standartlaştırılmış iş, çok yönlü iş, sorumluluk, kalite ve iş emniyeti ve düzen önemli. İnsan kaynakları yönetimi, ödül ve saygı. Bununla ilgili işte kişisel gelişim imkanları, karşılıklı güven, kişisel gelişimle ilgili eğitimler bunlar verecek. Ödül ve saygı, ödül. Bununla ilgili işte öneri sistemi kullanılır. Öneri sisteminde gerçekten katma değerler 6 ayda bir tespit edilir. Katma değeri olan değer katan çalışana mavi yak olsun, beyaz yak olsun bunlarla ilgili kesin çeşitli ödüllendirmelerin verilmesi gerekiyor ki çalışanların katkısı olsun. Yani işi iyi yapan en iyisini bilir mantığında. Katılım öneri programları. Çeşitli bunlarla ilgili geliştirici programlar var onlara. Kalite çemberleri eğitimleri. Etkilendirmeler var arkadaşlar bunlarla ilgili. Belli bir
etkinliğe gelen arkadaşlar belli bir pozisyonda etkilendirmek gerekiyor ki bu işçinin yani çalışanın da işe bağlılığı artsın. Liderlik modelleri, eski diktatör dönemi benim yöntemimle dediğim yap. 90'larda etkilendirme dönemi başladı. Kendi yöntemimize bildiğiniz gibi yapın. Yalın liderlik yaklaşımı beni izleyin tamamen. Yönetim tarzına yalın şirket, geleneksel şirket diye ayırmışlar. Yalın şirkette özellikle geleneksel şirkette tersten başlayalım. Yetki önemli, sorumluluklar net olarak tanımlı değil. Evet. Yalın şirkette tamamen görev tanımları belirli. Kimin ne yapacağı, hatta oradaki görevin sorumluluk bilinci ve işin ne şekilde yapılacağı iş akış diyagramlarıyla belirlenmesi gerekiyor. İşin yapış şeklinde tek tek yazılması gerekiyor. Çok önemli proseslerde özellikle süreçlerin, özellikle süreçler çok önemli. Süreçlerin belirlenmesi gerekiyor. Burada sorumluluklar her zaman net olarak tanımlı. Herkes, geleneksel şirkette herkes sorumluluktan kaçmak için çaba gösteriyor. Hayır, yalın şirkette herkes yeni sorumluluklar kalmak için çaba gösteriyor kesinlikle. Geleneksel şirkette bağımsız hedefleri var. Bazen aşağıdan yukarıya. Bu kesinlikle yukarıdan aşağıya doğru hep iyileştirme ortak hedeflerde. Geleneksel şirkette bağımsız hedefler içinde fonksiyon odaklı. Bu ortak hedefler zorlayıcı. Çünkü sistem bunu otomatikman zorluyor zaten. Planlara uyulmak için vardır. Faaliyet odaklı demiş. Bunlar hedef odaklı. Faaliyeti tamamen yapmak için yapmak değil de bir hedefe ulaşmak için amaç burada. Yalın şirkette. Geleneksel şirkette otorite odaklı ve üst seviyede kontrol. Yalın şirkette sorumluluk odaklı ve bireysel girişime açık. Yalın dönüşüm uygulama planı, yalın üretim, yalın hizmet, yalın iş süreçleri, yalın ürün geliştirme, yalın tedarik zinciri, yalın muhasebe ve yalın liderlik. Tamamen şirketin yalın dönüşüm olayları bunlar arkadaşlar. Şirketi oluşturan yalın üretim, yalın hizmet, yalın iş süreçleri, yalın ürün geliştirme, yalın tedarik zinciri, yalın muhasebe ve yalın liderlik çerçevesinde oluşuyor. Evet, bu bir süreç, kısa vadeli bir süreç değil. Gerçekten uzun vadeli bir süreç. Bununla ilgili çalışırken bir 5 yıllık plan var. Örneğin altyapı hazırlanıyor. 6 ay. Süreçlerin aktı bir organizasyon yaratılması 1,5 yıl. 3. aşama yalın düşünceyi destekleyen iş sistemlerinin kurulması. Değişimin yaygınlaştırılması. Tabii bunun için bir emek sarf ediliyor. Hemen kimse de sihirbaz yani sihirli bir değnek yok. Hemen değdiği gibi çözecek değil. Sabır da gerekiyor bu konuda üst yönetim için. İşte birinci aşama altyapı hazırlama. Değişim temsilcisini bulun. Özellikle kimle bir yol alacaksanız lideri bulmamız gerekiyor. Yalın düşünceyi özellikle öğrenin. Üst yönetimde bu şekilde öğrenmesi gerekiyor. Yalın düşünceyi hayata geçerek bir kaldıraç bulun. Krizde olan bir süreci ele alın. Evet. Sıkıntılı olan bir bölümden başlayın. Yalın bir rakip bulun. Alın bir müşteri ve yardımcı sanayi ile işbirliği yapın aynı şekilde. Çünkü bunların ziyaretleri, fabrika ziyaretleri bu konuda önemli. Hangi sektörden olursa olsun fark etmez illa değer katar. Bilinçli olarak bir kriz yaratın nasıl çözülüyor diye. Ana şirket sırası bir an için unutun diyor arkadaşlar. Altyapı hazırlama devam. Değer akış haritalarını çıkartın. Çok önemli. Her seferinde değer akış haritası, her ürün için bir değer akış haritası çıkarılması gerekiyor. Özellikle ilk başta sizin için en değerli ürün. Prosesi en zor olan ve en çok fazla değer katan ürün için ilgili. En kısa süre içinde önemli ve görünür bir faaliyetin iyileştirmesiyle işe başlayın. Evet, aynen öyle. Hangi faaliyette başlayacaksınız onunla başlamamız gerekiyor öncelikle arkadaşlar. Acil sonuç almayı hedefleyin kesinlikle. İyimeyi kazanır kazanmaz çalışma alanını genişletin. Süreçlerin aktığı bir organizasyon yaratılması. Şirketinizi ürün grupları ve değer akışına göre yeniden organize edin. Tabii bu değer akış diyagramları çıktıktan sonra ona göre yeni yerleşim planları, araçlar ya da ekip, eleman, makine parkı gerekebilir. Organizasyon içinde yalın sistemi destekleme birimini kurun. Evet, sadece bu işte ilgilenecek. Buradaki işleri çözecek. Bu metot bölümü olabilir. Buradaki hem zaman ölçümlerini yapacak, buradaki işte prosesleri inceleyecek, buradaki süreçleri inceleyecek bir ekip kurmamız gerekiyor. Açığa çıkacak iş gücü fazlası için baştan önlem alın. Gerçekten böyle çıkabiliyor. Tezgahta çıkabiliyor, iş gücü de çıkabiliyor, alanda çıkabiliyor. Bunları değerlendirmek için önlem almanız gerekiyor. Önceden düşünmeniz gerekiyor bu sonuçların doğuracağı, sonuçları neler yapabiliriz onları düşünmeniz gerekiyor. Bir gelişim stratejisi belirleyin.
Değişime karşı gelen müzmin muhalifler sistem dışı bırakın. Kesinlikle değişime karşı gelenler olacaktır. İyileştirmeleri periyodik olarak tekrarlayın. Çok önemli. İki adım ileri bir adım geri atmak kabul edilebilir. Hiçbir adım atmamak ise kabul edilemez. Hiçbir adım atmamaksansa eski sistem devam edilebilir. Evet, yalın organizasyon örnek. Örnekte genel müdür. Ürün yöneticisi, ürün yöneticisi, ürün yöneticisi, ürün yöneticisi. Şimdi bizde yani bir ürünle ilgili, ürettiğiniz bir ürün grubu ile ilgili kesinlikle yönetici belirleyin. Bu satışta da olabilir, üretimde de olabilir arkadaşlar. Bununla ilgili pazarlama, finans, mühendisliğin, insan kaynakları, satın alma ya da sistemi destekleme bölümünde olması gerekiyor. Yalın organizasyona bir örnek verilmiş bu şekilde. Tamamen ekipler bu şekilde. Atölye yöneticisi ona bağlı. Grup lideri, ekip liderleri buna göre yapılması gerekiyor. Üçüncü aşama yalın düşünceyi destekleyen iş sisteminin kurulması. Özellikle yalın politika açılımını sağlayın. Yalın muhasebe sistemini özellikle kurun. Çalışanların ücretlerini şirket performansı ile ilişkilendirin. Yani şirket performansa dayalı ücret sistemi tabii zor, kolay değil ama bunun kesinlikle olması gerekiyor. Şeffaflaşmayı sağlayın. Yalın düşünceyi ve yalın davranış becerilerini herkese öğretin. Araçlarınızı doğru boyutlandırın. Değişim yaygınlaştırılması. Özellikle değişimde tabii bunda bayağı bir defans olacaktır. Bunu yaygınlaştırmak gerekiyor. Yardımcı sanayi ve müşterinizi tarif eden yanlışma adımını atmaya ikna edin. Bunlarla ilgili toplantı yapmanız lazım. Tedarikçi geliştirme zincirleriyle ilgili, tedarikçilerle, satın alma birimi departmanı yapabilir. Bunlarla ilgili ve tedarikçi değerlendirme kesinlikle olması gerekiyor. Tedarikçi değerlendirme sonra tedarikçilerde belirli ödül sisteminin verilmesi gerekiyor. Aynı şekilde bayilik sisteminde de aynı. Belli bir satış oranında yapan da belli bir ödül verilmesi gerekiyor. Küresel yanlılaşma stratejisini geliştirin. Yukarıdan aşağı yöneticilikten aşağıdan yukarı inisiyatif alan organizasyon yaratın kesinlikle. Değişimin önündeki engeller. Evet, bunlar hep defans olan şeyler. Biz bunları 10 yıl önce denemiştik. Biz burada işleri bu şekilde yapmıyoruz. Ama bu şirketler bize benzemiyor. Bizim farklı problemimiz var. Evet, doğru. Tamam, değişeceğiz ancak yavaş yavaş. Bunlar hep defans. Yalın üretim kitle üretimcilerin pek hoşuna gitmez diyor. 85 yıllık kitle üretimi ataleti organizasyon direnç diyor. Arada göstermiş koca bir kaya itmeye çalışıyoruz. Yalın sisteme geçişte başarılı olmak için 5 kritik faktör arkadaşlar. Özellikle stratejik bir vizyona sahip olmak gerekiyor. Yönetimin kuvvetli liderliği. Az önce defalarca ifade ettiğim gibi üst yönetimin özellikle bu konuda tamamen destek olması ve yılmaması ve sabırlı olması gerekiyor. Değişime adanmışlık gerekiyor. Başlangıçta uzmanlardan gerekli eğitim ve destek almak. Kesinlikle uzun bir eğitim maratonu gerekiyor. Ve bunu da arada bırakmamak gerekiyor. Eğitimden sonra uygulamada çok önemli. Kesinlikle zorlayıcı performans hedefleri koymak. Kürter saattir. Bunu herkesin yani bölümün hedefi olması gerekiyor. Verimlilikleri olması gerekiyor. Kapasite kullanım oranları olması gerekiyor. Kriter saatleri olması gerekiyor. Yani ayda, haftada tabii prosese göre bazıları aylık kriter saat. Çok çok büyük projeler yapıyordur. Bir tane makine yapıyordur. Ama mobilya sektöründe haftalık, günlük kriter saat olması gerekiyor her bölüm için. Kapasite kullanım oranı olması lazım. Performansın değerlendirmesi lazım. Bu şekilde. Hedefleri olması lazım ve izlemek gerekiyor. Bunları kalite birim sistemi her ay raporu izlemek ve bunlarla ilgili sapma olduğu zaman bunların kesinlikle ölçülmesi ve ölçüldükten sonra da değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle sabırsızlık, aciliyet göster, mazeret kabul etme, birkaç ay içinde fabrika seviyesinde sonuçlar al. Bu çok mümkün değil. Pardon. Yalın şirkete geçiş, üretim planlama, üretim mühendisi, satın alma, satış pazarlama, ürün mühendisliği, finans muhasebe, insan kaynakları, kalite, bilgi sistem. Şimdi Ar-Ge birimi de var bunun. Bunun tamamı değer zincirinin tamamını oluyor. Temel iş felsefesi burada. Neden siz yapmayasınız? Neden şimdi olmasın? Evet, yalın üretim teknikleri arkadaşlar. Özellikle değer akış haritası, tek parça akış, Ejinka var, Kaizen var, Jidoka, Takt var, Shozinka var, Vayavay, UFD, Goya. OKR'lar var, SMET var, Kanban yöntemi var, TPM, bunlar bakım, HES, Just in Time var, tam zamanında üretim. Ejinka'da bir üretim şekli yine. Tam zamanında üretim,
Burada taks zamanı var. Üretim temposunu satış temposuyla senkronize eder. Satış hızını baz alan montaj hızı. Yani taks zamanı dediği vardiyada günde kullanılan iş zamanı gün başına müşteri talebi. Bunu belirlemek gerekiyor. Just in time ise üretim sisteminin özellikleri. Operasyonu sırasında göre dizilmiş makineler. Kesinlikle operasyona göre. Küçük ve ucuz tesisat. Tek parça akış üretimi kesinlikle. Çok yönlü iş gücü. Kolay devreye alınabilen, çıkarabilen operasyonlar. Esneklik. U tip hücresel yerleşim planları. Hücresel üretim var burada. Taks zamanına göre tepalandırılmış üretim. Tanımlı standart operasyonlar. Tek parça akış. Burada imalat süreci var. Operasyon U şeklinde. Operasyon 1, operasyon 2, 3, 4 ve bu şekilde gidiyor. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde U hatları var. Kesinlikle bu U hatının yapılmasının sebebini görüyorsunuz. Bazen prosesler birbirlerine yani burada bypass yapabiliyor. Örneğin 1'den 2, 2'den 9'a geçip 9'dan önden. Bizde de bu tip prosesler var. Bu şekilde devam ediyor. Bazen 4, 5, 6 kendi aranda bir proses yapabiliyor. Bu şekilde yani şimdi olabiliyor. Burada bir tabii otomotivle ilgili yine bir şekilde örnekler verilmiş. Kanban. Kanban sistemi amaç burada akışlar arasındaki üretim kontrol etmek ve çizelgeleme olmadan üretim emri verilmesini sağlamak. Yani burada tamamen iş emri olmadan Kanban şu şekilde müşteri proses süpermarkete giderek istediği zaman istediği kadar ürünü alır. Yani müşteri dediği burada diğer bölüm süpermarket var. O süpermarkette örneğin İşte mobilyanın yan panellerini alıyor. Alıyor. İstediği kadar ürünü alıyor. Ama buna tedarikçi edecek kişi bunu takip ediyor devamlı. Bir kartla, kanban kartıyla. Tedarikçi de o proses alınan miktar kadar üretim yapar. Ama bu tabii bazen bu şekilde olmuyor. İşte parçanın, tabakanın ölçüsü onun kendi kapasitesine göre belirli bir adet belirlenmesi gerekiyor. O 10 tane almıştır ama onun kapasitesi 12'liktir. 12 tane üretilmesi gerekiyordur. Hem parça, malzeme, fire vermesi açısından. Bu saç için de geçerli. Aynı şekilde mobilya malzemesi için anladığım yerdeki ya da su tarım için de geçerli. Evet, kanban kartları bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapılıyor. Aldığı zaman otomatikman verebiliyor. Bununla ilgili literatürler var arkadaşlar. Bunları okumanız her zaman için size fayda sağlayacaktır. En azından bir fikir sahibi olursunuz daha çok. Yani ne kadar da anlatsam kitaptan okuduğum zaman daha tamamen bunların içinde sayfalarca bir anlatım var. Uygulamalar da var. Bunları görmek de okumakta fayda var oradaki görsellerle. Model dönüş sürelerinin kısaltılması. Bu SMET. Yani bu model süreç dediğimiz içeride çeşitli modeller yapılan farklı farklı üretim yapan imalatlar için çok önemli. Amaç parti hacmini küçültmek. Küçük parti halinde üretim yapıyor. Model dönüş süresi 10 dakikanın altına indirmesi, daha kısa MVS, daha sık model dönüşü, daha küçük partiler, daha kısa akış süresi, daha az stok, bu da rekabet gücünü sağlıyor. SMET prensipleri, özellikle hazırlık ve fonksiyon kontrolleri, %30, makineye bağlama %5, makine üzerinde ayar, bunlar hepsi ölçülüyor tabii %15, deneme ve ayar %50, burada ilk parçaları. Makine durdurulmadan yapılabilecek işlerin ayrılması, özellikle diz setup, iç setup bunları belirlemek gerekiyor. Kolay bağlama elemanları, aparatlar yapılması gerekir. Çok amaçlı el aletleri kullanması gerekiyor. Bir de işi standartlaştırmak gerekiyor. SMED'in aşamaları önce bir şekilde proses geliyor. Birinci aşama iç setup ve dış setup birbirinden ayrılır diyor. İkinci aşama iç setup dış setup'a dönüştürülür. Farklı bir uygulama yapılıyor. Üçüncü aşama bütün operasyonlar tek tek elle alınarak iyileştirilir. Tek tek üzerinden gidilmesi gerekiyor. İşte burada yapmışlar önce yeni kalıp, eski kalıp bu şekilde kalıp arabaları yapmışlar önce. Eskiden nasıl taşınıyorsa artık forklift mi geliyordu? Bu şekilde taşınıyordu herhalde forklifti bekliyorlardı bu şekilde düşünüyorum ben. Böyle bir uygulama yaptık. Yeni kalıp, eski kalıp bu şekilde çeşitli uygulamalar yapılmış. Evet, pimlemede bu şekilde çeşitli uygulamalar var yine aynı şekilde. C kalıp buna bir onun bulmuşlar. Burada video yok. Evet, bununla ilgili de yine SMET'le ilgili bir literatür var. Okey, hata önleme. Okey, dikkatsizlik, dalgınlık demek arkadaşlar. Yok ki elimine edilmesi. Amaç burada sıfır hata. Hata yapma önleyici yardımcı araç ve aparatların kullanımı. Bununla ilgili biliyorsunuz işte menteşe aparatlar, özel makineler, bunları engelleyici, işte aparatlar, yanlış, işte hatalı kesim, imalat yapılmaması için önleyici parçaların olması gerekiyor. Hataya imkan vermeyen ürün tasarımı yoluyla
Evet, ürün tasarımı da burada çok önemli. Hatalı ürünün üretilmesini engellemek amacı. Evet, burada bir örnek. Örneğin bu şekilde bir okey örneği. Bu birincisinde işte çok benzer olduğu için birincisi okey ama öbürü hurda tabii doğal olarak. Ama bu şekilde bir mekanizma yapıldığı zaman öyle bir yani buna hatalı yapma, üretimine yapma imkanını ortadan kaldırmak için bir aparat yapılmış ve bu şekilde engelleniyor. Örneğin hatalı yerleşim, kılavuz filmleri tamamen ters yerleştirilmiş. Ama bunu engellemenin yine bir yolu var. Bu şekilde üst kalıp hatalı yerleşim, kılavuz filmleri ve geçerek bu şekilde engelliyor. JIDOKA, otomasyon arkadaşlar. Amaç yine burada sıfır hata. Makinenin bir anormallik oluştuğunda otomatik durabilme yeteneği. Tabii bu yani bir sistem gerekiyor. Operatörle hattı durdurma yetkisi verilmesi gerekiyor. Uyarı sistemleri, andonlar, uyarı sistemleri özellikle bir hata olduğu zaman, bir sıkıntı olduğu zaman yanarlı ya da alarmlı bir sistemler kurulması gerekiyor. Operatör işiyle makine işinin ayrılması, hızlı müdahale ve kök nedenin araştırılması arkadaşlar. Bozuk parçanın bir sonraki prosesi geçişi engellenir bu otomasyon sistemiyle. Yani o az önceki dediğimiz kalıp sistemini de aynı şekilde. Yeniden işlemi hurda ve müşteri iadeleri azalır. Bir operatör birden fazla makineye bakabilir. Sorun oluştuğunda herkes anında haberdar olur. Yetkilendiren operatörün sorumluluk duygusu artar. Evet, burada çeşitli uygulamalar, resimleri görüyorsunuz. Aynı şekilde. 5S, bunu anlattım. Hızlıca geçeceğim. Tertip, düzen, temizlik problemleri ortaya çıkarır. Hata olasılıklarını yok eder. Vakit kaybını önler. Standart iş mümkün kılar. Özellikle grupla, düzenle, temizle, standartlaştır, koru. 5S prensipleri grupla, düzenle, temizle, standartlaştır, koru. Bunu uzun uzun diye iki bölümde anlattık arkadaşlar. Bu şekilde 5S ile ilgili parçaları nerede, yerli yerinde, kapıların açılma yönü, forklift yolu, çalışanın yönü tamamen stokların nerede olması gerekiyor. Burası tamamen karma karışık bir yer. Bunların hepsini belirlemesi gerekiyor. Buradaki rakamları görüyorsunuz. Buradaki rakamları da görüyorsunuz. Biraz daha iyileştirme yapılmış ve buradakilerini de görüyorsunuz. İşte bir 5S uygulaması ve en sonunda bu şekilde. Sistem bu mantıkta. Toplam üretken bakım dediğimiz işte tam zamanda önleyici bakım. Ekipman ömrünü uzatmak buradaki önemli. Üretim veya servis için fabrika ve ekipmanların optimum koşullarda tutunmak ve yatırımların geri dönüşünü arttırmak. Acil durumlarda başa çıkma yeteneğini arttırmak, güvenliği sağlamak, garanti etmek. Tamamen bu sistem. Yani biri olmazsa olmaz arkadaşlar. Bir yerden başlayıp bir şekilde bakıma kadar, CRM'e kadar, müşteri memnuniyete kadar hepsinin kurulması gerekiyor. TPM'de kayıplar, yükleme süresi var, o mecbur. Çalışma süresi, duruşlar gerekiyor. Net çalışma süresi, hız kayıpları. Verimli çalışma süresi, ürün kayıpları. Örneğin duruşlar ekipman arızalarından neden oluyor. Setup ayarları, makine ayarları ile ilgili. Hız kayıpları küçük duruşlar, hız kayıpları yine gerçekleşiyor. Proses ıskartaları var, ürün kayıpları. Proseste işte kalıbın ya da herhangi bir makinenin yanlış kesmesinden dolayı olan şey. Devreye alma kayıpları, tekrar devreye alırken birkaç deneme yapılıyor onlarla ilgili. İşte burada çeşitli hesaplamalar var, kullanabilirlik var, performans var, ürünün kalite oranı var. Kaizen, evet. Kaizen küçük iyileştirmeler demek arkadaşlar. Evet, sürekli iyileştirme ve küçük iyileştirmeler. Kayıpların azaltılması, ekipman, işçilik, malzeme, enerji, çalışanların sağlık ve güvenliği, çevrenin korunması, müşteri memnuniyetinin artırılması. Hedef bu. Kaizen'in prensipleri, problemin özellikle tanımlanması gerekiyor arkadaşlar. Özellikle problem nedir? Buradaki işletmedeki problemleri yapmamız gerekiyor. Ölçümleme, görünen semptomun ardındaki gizli problem. Özellikle bu. Mevcut durumun analizi. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, kim, neden yapıyor. Fikir üretme, beyin fırtınası, her tür fikir, değerlendirme. Her tür fikir olabilir. Değerlendirme oturacağınız ekiple birlikte. Her fikrin iyi yanları, uygulanabilir bir çözüm oluşturma, maliyet analizleri, uygulama planı, uygulama ve kontrol. Kaizen takımı oluşması gerekiyor burada. Takım lideri olacak burada. Liderlik özelliklerine sahip, bilgili, destekleyici, canlı ve istekli. Takım elemanları, eleman sayısı 8 ve 10 kişi. 1/3 operatör, 1/3 beyaz yakalı, 1/3 üretim dışı, diğer bölümlerden de olabilir. Çalışma için en iyi ve en uygun kişiler. Takımın eğitimi, temel problem çözme tekniklerinin eğitim verilmesi lazım ve ölçme analiz tekniklerinin eğitimlerinin verilmesi lazım.
Kaizen yapılırken görüyorsunuz kalıpların numaratörü değiştirdiğini üst vinçle kaldırıyor. Altına bir için bir civatayla bir eşek yapılarak bu şekilde çözülebiliyor. Bununla ilgili Osaka İmari'nin bir kitabı var. Bunu okuyabilirsiniz. Evet, değer akış haritasıyla ilgili akış süresi. Her adımı sorgulayacak arkadaşlar. Müşteri için bir değer yaratıyor mu? Her zaman iş doğru yapılabiliyor mu? Her an kullanıma hazır mı? Küçük partiler üretebilecek kadar esnek mi? Kapasite boş kalmayacak ve dar boğaz oluşturmayacak şekilde talep ile uyumlu mu? Bunları belirlemek lazım. Değer akış seviyeleri, proses düzeyi, tek bir işletme, birden fazla işletme, farklı şirketler arasında yapılabiliyor. Değer akış haritası, değer akışındaki adımları sorgulamak gerekiyor. Değer akışındaki israflar ve boyutunu belirlemek, israfa yol açan nedenleri anlamak gerekiyor özellikle. Değer akışını adım adım baştan sona takip ederek tüm işlemleri ve süreçleri sembolü ifade eden malzeme bilgi, tüketici, üretici arasındaki ilintiyi gösteren, diğer süreçlerle ilişkileri sorgulama imkanı sağlayan görsel bir araçtır diyoruz. Harita aracının kullanılması, ürün ailesini belirleyeceğiz, mevcut durumu çizeceğiz, gelecek durumun çizimi. Yani ürün ailesi, değer akış haritası ürün veya ürün ailesi için çizilir. Yani değer akışı hangi ürün? Örneğin işte ne bileyim yatak odası ile ilgili ya da genç odası takımı ile ilgili yapılabilir. Atölyenin mevcut durumu, o bir A modelinin örneğin atölye içindeki gezdiği alanlar belirlenir. Onlarla ilgili bir ilerleyen zamanda göreceksiniz bir grafik yapılır. Sonra olması gerekenle ilgili tasarlama yapılır. Bununla ilgili bir sürü şekil var. Mevcut durumun çizimi, malzeme ve bilgi akışı önemli. Sembolleri kullanarak çizmek lazım. Kapıdan kapıya akış ile başlayın. Akış boyunca yürüyüp kendi gözlerinizi görün. Mevcut standart zamanları kullanın. Elle ve kurşun kalemle çizin. Gelecek durum için temel yaratın. Kullanacağınız işte çizim sembolleri bunlar. Zaman ekseni, bilgi çıkışı, elektronik bilgi işlemi, manuel bilgi sistemi. İlave son sembollerde kullanabilirsiniz bunlarla ilgili bu şekilde. Bu şekilde bir değer akış haritası oluşturuyor. Örneğin malzeme akışı örneğin belirlemişti. 5 gün, 1 saniyede orada bir res var. 7,6 gün, 39 saniye kaynak yapılıyor. Yine bekleme var. Yine bir kaynak yapılmış. Bu şekilde devam ediyor. İşte veri toplama, üretim prosesleri, her bir proses için çevrim süresi, model sonucu dönüş süresi, makine duruş oranını belirlemek lazım. Hatalı ürünü o ölçüm yaparken çıkıyorsa onu belirlemek lazım. Operatör sayısı, ürün çeşitleri, parti büyüklükleri, çalışma süresi ve molalar ne kadar? Burada stoklar, müşteri talep bilgileri, sevkiyat bilgileri, tedarik bilgileri, üretim planı bilgileri ve mesafeler. Çok çok kapsamlı bir iş. Yani gerçekten buradaki grafikte hepsini belirlemeniz lazım. Talep sık sık değişiyor mu? Sipariş değiştiğinde uyabiliyor musunuz? Tedarikçiniz sizi bu konuda sipariş değiştiğinde destekleyebiliyor mu? Bu performanstan memnun musunuz? Bu stoklar neden var? Bu aradaki stokları, ara stoklar hepsi. Bütün bizim mobilya fabrikamda herhalde vardır. Büyük ihtimalle de var. İşte süreç göstergelerini bu şekilde proses süresi, akış süresi, hazırlık süresi, ilk defada doğruluk, duruş oranı, talep miktarı, çalışma süresi bu şekilde devam ediyor. Mevcut durumun haritası çıkarılıyor arkadaşlar. Toplam akış süresi 15 gün, toplam proses süresi 22,7 saat, bir seferde doğruluk oranı %54. Yani burada mevcut durumun haritasını çıkardıktan sonra bir beyin jimnastiği yapmak gerekiyor. Hangi israfları gördünüz? İşin akışın kesildiği yerler neler ve neden? Kuyrukların bekleme alıştığı yerler neler? Kök sebepler neler? Bir sonraki adım hazır olmadan bilginin yitildiğini gösterir. Deliller var mı? Standart işin olmadığı, kişiye ve zamana göre işin yapılış şeklinin ve süresinin değiştiği yerler neler? Farklı bilgi sistemleri birbirleriyle doğru şekilde entegre edilmiş mi? İşler düzenli olarak belli bir mantığa göre önceliklendiriliyor mu? Ve bu önceliklendirme doğru mu diye devam ediyor. Bunları siz kendiniz yapmanız gerekiyor. Ürün ailesiyle ilgili. Gelecek durumun çizilmesi gerekiyor. Neye göre yapılması gerekiyor? Örneğin başlangıç hedef koymuş %70. İşte çekme sistemi. Bu şekilde mevcut durumla değer akış haritasını karşılaştırması yapıyor. Gelecek durumla ilişkin çeşitli sorular var. Taks zamanı ne olması gerekiyor? Sevkiyatta mı, süpermarkette mi üretim yapacağız? Önemli. Sürekli akış nerelerde uygulayabiliriz? Bazı yerlerde uygulanamaz. Süpermarket çekme sistemleri nerelerde kullanmalıyız? Süpermarketin alan büyüklüğü, üretim zincirinin hangi noktada üretimi tetiklemesi, ürün karması nasıl olmalıdır? Her yönetim diliminde hangi ürün üretilecek? Parti üretiminin zorunlu olduğu yerler neler? Parti parti. Akış süresi ne kadar? İyileştirme alanları neler?
İşte tak zamanlı üretim için neler gerekiyor? Mümkün olan her yerde tek parça akış, sürekli akışı mümkün olduğu yerde çekme sistemleri, üretimi tek noktada planlayarak tempo oluşturmak, ürün karması oluşturmak, üretimi demek, dengelemek, kısa aralıklı üretim dilimi. Bu şekilde tak zamanında dediğiniz gibi vardiyada kullanan iş zamanı, vardiyaya başına müşteri talebini belirlemesi gerekiyor. Bunların grafiklerle yoğun bir şekilde çalışarak anlatılması gerekiyor. Bir seferde olacak değil, baya baya bunun üzerinde tek tek grafiklerle imalatta ölçümler yaparak, uygulamalar yaparak değer akışının tamamen belirlenmesi gerekiyor. Bu bir sürekli akış hücresi. Örneğin operasyonlara göre düzenlenmiş bir sürekli akış hücresi dediğimiz zaman burada bir sistem oluşturmuş. Operasyon sırasına göre dizilmiş makineler var arkadaşlar. Ürünü atanmış küçük ucuz tesisat. Çok yoğun iş gücü olması gerekiyor bu tip hücrede. Bu tip hücresel yerleşim planları yapılıyor. Tanımlı standart operasyonlar, planlı stok, düzenli malzeme hareketi çok önemli. Yalın değer akışında tak zamanına göre üretim yapılması lazım. Mümkün olan her yerde tek parça akış, sürekli akışın mümkün olmadığı yerde çekme sistemleri yani hamal sistemleri kullanılması gerekiyor. Üretimi tek noktadan planlayarak tempo oluşturmak, ürün karmaşası oluşturarak üretimi dengelemek, karma sonuçları birleşim dengeleme kısa aralıklı yönetim dilimi önemli. Tek parça akışın bittiği yerde yani prese bir plan, kaynağı bir plan, akış yapılması, müşteri. Akışlar arasındaki üretim nasıl kontrol ediyoruz? MRP bazlı planlama yapılması gerekiyor. Süpermarket çekme sistemi. Müşteri süpermarkete gider ve istediği miktarda istediği zaman çeker. Tedarikçi süreç, bir önceki süreç. Yani tedarikçi bölümü burada diğer bir önceki bölüm. Çekilen miktarda kadar üretir. Bu şekilde sistem kendini tamamlar. Akışlar arasındaki üretimi kontrol edecek bir yol bulmak, üretim planı vermeden tedarikçi süreç üretimini kontrol altında tutmak gerekiyor. Evet, sürekli akış gördüğünüz gibi malzeme geliyor. A istasyonu, B istasyonu, C istasyonu bitmiş. Bu tek parça itme. Kanban, kanban sisteminde işte depodan A'dan alınıyor bir şekilde. Daha doğrusu B çekiyor, A tekrar biten ürünü çekme sistemine veriyor. Yığın kanban olayı burada tamamen çekme sistemine değil de tamamen buradaki üretimin yoğunluğuna göre, kapasitesine göre bir önceki atölye yoğundur. Yani kapasitesi yüksek olduğundan yatırım yapma imkanı bu şekilde yoğun bir şekilde üretim yapılıyor. FIFO, kontrollü sıralı stok, aynı şekilde konut, süpermarket ona süpermarket yerine tamamen FIFO kontrolü sıra stok kullanılabilir. Stoksuz çekme sistemi de var. Onu da kullanabiliyor. Yani bu tamamen siparişe göre üretim. Sıralı çekme dediğimiz. Çekme sistemleri nerede gerekli özellikle? Tek parça akışının mümkün olmadığı yerlerde, diğer ürün aileleriyle ortak tesisat olan yerlerde, uzak prosesler varsa, uzun model dönüş süreleri, güvenilirliği düşük proseslerde bunların kullanılması gerekiyor. Süpermarkete ya da sevkiyata üretim. Montaj üretimi süpermarkete çizelgeler. Sevkiyata üretim. Üretim planlama müşteri talebine montaj çizelgeler. Yani eğer süpermarkette bir montajlık bir ürün varsa buna göre çizelge yapılması gerekiyor. Direkt müşteriye yapılıyorsa ona göre bir talebe göre çizimlerin yapılması gerekiyor. Yalın değer akışı tak zamanlı üretim. Mümkün olan her yerde tek parça akış. Sürekli akışın mümkün olduğu yerde çekme sistemlerinden. Hepsinde şimdi burada üretimi tek noktadan planlayarak tempo oluşturmak. Pacemaker'a geldik arkadaşlar. Burada planlama noktası, proses 1, proses 2, proses 3. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Süpermarkete ve müşteriye üretimle ilgili. Müşteri siparişleri önemli. Diğer tüm prosesin tempo oluşturur. Tempo zamanı önemli. Burada ürün karması oluşturarak üretimi dengelemeyi anlatacağız. Burada ürün karmasını dengelemek tamamen net çalışma süresiyle tak zamanı yani belirlenen üretim sırası günde 10 seferde tekrarlanır. Aynı şekilde bir ürün üretmek için buradaki tak zamanı belirlerken ara proseslerdeki boşluğu belirleyip ona göre orada yatırım gerekiyor mu, gerekmiyor mu, eleman gerekiyor mu? Çünkü boş kalmaması lazım diyor montaj bilimleri. Onların toparlanması gerekiyor. Burada model dönüş sürecini anlatıyor. Üretim işte hattı ile ilgili görüyorsunuz. Üretim hattı A yoğun, B yatıyor, C de aynı şekilde devam ediyor. İşte ama bir hat oluşturduğu zaman burada bu kayıpları tamamen
engellemek mümkün. Müşteri isteklerine uyum, daha kısa akış süresi, daha küçük süpermarketler, efektif kaynak kullanımı gerektiği. Her parça her dilimde, her makine için özellikle kullanılabilir süreler hesaplanıyor burada. Özellikle PageMaker'da önceki prosesin yeteneğini geliştirerek değişimlere daha hızlı cevap vermesi sağlamak ve stokları azaltmak burada önemli. Makine verimsizliğini azaltmak lazım. Kısa aralıklı yönetim dilimi. Yönetim dilimi, üretim ne sıklıkla iş emri gönderiyorsunuz? Bu önemli. Üretimden ne sıklıkla bitmiş ürünleri alıyorsunuz? Bu işletmenin kendi yapısına göre tabii değişiyor. Müşteri talebine yanıtınızı hangi sıklıkta inceliyorsunuz? Operatörler tat süresini hissedebiliyor mu? Bunlar önemli. İşte bir haftada, bir günde, bir vardı, bir saatte, bir dilimde, bir tat zamanında. İş süreçlerinde gelecek durumun tasarlanması. Müşteri gerçekten ne istiyor? Bu çok önemli. Performans hangi sıklıkta kontrol edilecek? Bu da çok önemli. İşte dediğim gibi az önce ifade ettiğim gibi çok büyük makine yapıyorsunuzdur. Bir ayda bunu yapabilir, kontrol etmeniz lazım. Bazen günlük olarak performansı verimliliği, kapasite kullanımını haftalık olarak ölçebilirsiniz. Hangi adımlar değer yaratıyor? Hangileri israf? Bunların belirlenmesi gerekiyor. İş nasıl daha az kesintiye uğrayarak akabilir? Bunu da yani tespit edilmesi lazım. İş kesintiler arasında nasıl kontrol edilecek? İş yükü kişiler ve zaman içinde nasıl dengelenecek? Gelecek duruma ulaşmak için hangi iyileştirmelere ihtiyaç var? Bu makine parkı yatırımı iyileştirmesi de olabilir. Diğer proseslerle ilgili de Kobasi Kaizenler'de yapılan iyileştirmeler de olabilir. Bununla ilgili yine bir kaynak var arkadaşlar. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Biraz da olabildiğince hızlı anlatmaya çalıştım. Uygulamayla ilgili de çok uzun bunun yani süreci anlatması, bununla ilgili de birebir uzaktan anlatmak da zor. Bunu olabildiğince uygulamalı yapmak gerekiyor ki işletmelerde bunları anlaşılsın. Çünkü bu çok çok kolay bir süreç değil. Bununla ilgili yapılmış bir uygulama var. Onu da ilerleyen zamanlarda fırsat olursa işte anlatmaya çalışacağım. En azından Kobasi Kaizen'le iyileştirmeli. Bu bir genel itibariyle yalın üretimin tamamen felsefesini, neyi içerdiğini, tamamen neleri kapsadığını görüyorsunuz burada. Burada tamamen birbirleriyle bağlantılı her şey. Değer akışı hızında, hat dengeleminde, yerleşim planında, takım çalışması. Bu tamamen bir sistem, otomasyon sistemi gibi birbirine bağlantılı. Biri olmazsa birisi olmaz ama bir yerden başlayarak bir şekilde küçük iyileştirmelerle, yalın düşünceyle, yalın üretim teknikleriyle, görsel panolarla, işte performans ölçümleriyle bu şekilde işletmelerde karlılığı arttırmak ve bu düşünce gelişimini sağlamak mümkün arkadaşlar. Bu kısa vadeli bir olay değil. Yani bazen işletmeler bunlara nasıl diyeyim defans da uygulayabiliyor ama akabinde bununla ilgili sıkıntılar şöyle bırakabiliyor. Yani üst yönetim bununla ilgili çok fazla miktarda sabır göstermiyor. Göstermediği zaman tabii bizim de yani çalışma kimyamıza da çok uygun değil. Biraz daha zor oluyor çalışan insanları biraz daha orta kontrol sistemi getirdiği için bizim insanımıza biraz ters geliyor. Tabii bunlarda da defans oluşuyor. Onu da engellemek amacıyla bunların olması gerekiyor ama tabii üst yönetimde buna tamamen destek olması lazım. Eğer destek olmadığı zaman bir boşluk bir desteğinin kesildiğini anladığı zaman bunu tamamen kopuyor. Kopunca da ne görsel yönetim kalıyor, ne performans yeter, ne CRM, işte ne müşteri memnuniyeti tamamen kopmuş oluyor. Bunu tamamen sağlamak için devamlı üst yönetimiyle işçisine kadar, beyaz yakalara, maviye kadar hepsinin iç içe olması gerekiyor. Tabii bununla ilgili kesinlikle iyi bir danışman firmayla çalışmak lazım. Danışman firmayla çalışılmadığı sürece o işler de zor. Kendi içinde de ekipler oluşturması gerekiyor. Buna kısacası yatırım yapmak gerekiyor. Yani en sorumlu bölümden başlayarak bir şekilde sorunları ortaya koyarak az önce ifade ettiğim işleri sinyallerle, işte kaizenlerle, değer akış haritası yaparak özellikle değer akış haritası yaparak bunlarla ilgili israfları, nerede zaman kayıpları var, nerede iyileştirmeler yapılabilir. Buradaki de çalışanları da eğiterek bir şekilde katma değer sağlanması gerekiyor. Bu şekilde ilerlenmesi gerekiyor ki
sonuç alınsın. Ama bu uzun bir süreç. Kısa vadede kimse bundan bir şey beklemesin. Kısa vadede ancak kobası kaizenlerle belli bir yere odaklanarak çözüm üretilebilir. Eğer problemli bir yer varsa kobası kaizen yaparak orada iyileştirmeler yapılabilir. Bunların tespit edilmesi gerekiyor. Tespit ettikten sonra bunun üstüne gidilebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bayağı uzun oldu. Biraz sıktık ama alabildiğince elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Zekeriya Bey, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Rica Vallahi ederiz. anlatması 1,5 saate yakın sürdü. Uygulaması birkaç yıl alıyor tabii bunun. Vallahi 5 sene daha anca. Her slaytın üstünde zaten bir yarım saat konuşmamız Aynen lazım aynen ki aynen. anlaşılır olsun. Çok uzun uzun bir konu. Evet. Ama sonuçta müşteri odaklı çalışan firmaların biraz daha ön planda tuttuğu şeyler bunlar. Çünkü günümüzde en değerli şey müşteri. Hiç kimse aynı hataları yaparak farklı sonuçlar bekleyemez zaten. Bu saçmalık olur herhalde. Onun için hataları düzelte düzelte gitmemiz lazım. Bu da ona aslında güzel örnekler var. O slaytlar tekrar incelenirse. Evet. Şimdi piyasalara baktığımızda rakipten ya çok daha ucuz bir ürün alabilecek kapasitede olmamız lazım veya ondan çok daha hızlı üretebilmemiz lazım. Dolayısıyla bunun Aynen. yolları hepsi buradan geçiyor. Evet. İşte hızlı üretime, kayıpsız üretime bu yöntemlerle ulaşabileceğimiz için bence güzel bir toplantı oldu. Tabii videosunu da yayınlarız. Arkadaşlar üzerinden Evet. tekrar geçerler. Algılayabildikleri kadarını kullanırlar bunun ama tabii dediğiniz gibi bir danışmanlık firmasıyla bunu ancak yapmak lazım ki Evet. içerideki arkadaşlar genelde üst yönetime bunları anlatamazlar. Fabrika İmkansız. işlerinde patronlar çok bu konulara açık değiller. Çünkü henüz ataerkil patronlardan oluşuyor firmalar. Çok daha kurumsal yapılarda bunları anlatmak kolay ama şu anda maalesef bunu yapacak bir patron kapasitesi görünmüyor. Onun için mutlaka bir danışmanlık firmasıyla bu işi götürmek lazım. Tuncer Hocam soru soracak gibi hissediyorum. Onun için Yok yok, ben soru değil de teşekkür ederim önce Zekeriya Bey'e. Bayağı kapsamlı rica bir ederiz. bilgi verdiniz yağlı üretim hakkında. Artık şunu da yapalım derim bence. Yağlı üretim mühendisinin tanımını da yapalım bu kapsamda artık. Ona bunu da nasıl yapabiliriz dersek, bunu şöyle desek olur mu? İşletme içerisinde yapılacak bütün üretim faaliyetlerini efendim diğer bölümlerle birlikte işbirliği içinde işte rehberlik eden veya liderlik eden mühendistir şeklinde tanımlayabilir miyiz? Yalın Yani üretim mühendisi biz artık yalın tanımlayalım. üretim, aynen o şekilde Tuncer Hocam, da biz örneğin onu metot mühendisi olarak kullanıyoruz. Örneğin bu tip Metot iş, tabii tabii işletmelerde metot bölümünün olması lazım. Metot mühendisliği. bölümü Doğru. olup metot bölümünün Evet. içinde yalın üretimle ilgili ekibin ve ölçüm, ya bu çünkü tamamen bir, yani yalın üretim tamamen bir, nasıl diyeyim, bir kültür. Bunu yakalamak, yapmak çok zor. Yani İşletmelerde biliyorsunuz Maalesef. insan sirkülasyonu çok oluyor. Birini alıyorsun, yetiştiriyorsun, ona eğitim veriyorsun, gidiyor. Ondan sonra bir danışmanla anlaşıyorsun. Danışmanın, yani sonuçta işletmelerin kültürleri çok farklı. Her işletmenin kültürüne Aynen. göre bunu uygulamak lazım. Yani belki sana hücre tipi ürün, yani hücre tipi üretim sana uymuyor. Yani senin tamamen kanbana göre çalışman gerekecek. Yani hattan gelemen belki sıkıntılı. Onu Tabii. yapman lazım. Belki tek parça atış Yönetimle yapacaksın. çalışanın Tabii 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 bilmesi lazım. üretimin öncelikle bir analiz yapılması gerekiyor. Yönetimle çalışan. Tabii, önce bir analiz Aynen. yapılması lazım sıfırdan. Size yani o, yani işletmenin kültürüne göre hücre tipi mi gerekiyor, tek parça akışı mı yapılması lazım, yoksa yani bununla ilgili çekme sisteminin yapılması lazım, süpermarkette mi olması lazım, o üretim sürecine göre bunların belirlenmesi gerekiyor. O kültüre göre diğerleri zaten 5S olması lazım. TPM zaten hepsinde olması lazım. Yani bakım zaten olması lazım. Bunlar gerekiyor. Değer akış analizi zaten olması gerekiyor. Değer akış analizi bir ürün Evet. için kesinlikle yapılacak. Bu zamanlar nerede kayboluyor? Nerede gerçek faaliyet var? Nerede gerçek olmayan faaliyetler var? Bunların yapılması gerekiyor. Az önce ifade ettiğim gibi kriter saat olması lazım. Kriter saat içinde tamamen metot biriminin ölçüm yapması lazım. O ürünü üretmek için ne kadar zaman gerekiyor? Yani burada
Yani tabii bizim başa kurumsallaşmaya geliyor. Tabii. Bizim ahşap sektörüne yönelik bir iki örnek verebilecek miyiz? Bunu uygulayan işletmelere yönelik var mı öyle bir örnek vereceğimiz işletme? Bunu uygulayan benim bildiğim en doğru uygulayan siz belki daha, ben sektörün içinde çok fazla değilim. Ben yine endüstriyel mutfak ve açık büfe ahşapla ilgili ama benim bildiğim bir çilek mobilya bunu uyguluyor. Uygulayan falan diğer bir Erkan Beyler falan biliyorsa bilmiyorum. Bürotime'da var diye biliyorum ama bir de çilek mobilyada. Çilek mobilya bunu uyguluyor. Ama tabii %100 Türkiye'de uygulayan bir yer var mı derseniz bunları otomotiv sektörü uyguluyor. Evet. Tamamen otomotiv uyguluyor. Çünkü kapasiteleri büyük olduğu için, yatırım imkanları daha çok olduğu için onların daha uygulama yöntemleri daha kolay. Hatta bunlar bir nebze ileri geçip üretimden veri almaya geçmişler. Yani o biraz daha bir ilerisi bunun da. Yalın üretiminde bir ilerisi. Üretimden tamamen veri almaya başlamışlar iyileştirmek için. Yani o tamamen uçuk. Yani o tamamen çok çok daha ilerisi. Ya dediğim gibi yani işletmenin mantığına, kültürüne, işletmenin çalışma şekline göre bir uzun vadeli bir anlaşma gerekiyor. Yani kesinlikle çalışan yok. Bir sene sonra ayrılsın, iki sene. Çünkü buna bir eğitim verecek, buna bir hizmet verecek. Keza danışmanlık firmasıyla devam edilecek ama danışmanlık firmasıyla da birlikte çok iyi bir ekip kurup bu ekiple çalışılması gerekiyor. Zaman ölçümleri lazım. Çünkü bunları yapmazsan sen kriter saatini, o ürün için ne kadar kriter saat ve bunun akabinde de MRP kapasiteni belirlemen lazım. Kapasite kullanım oranını vermen lazım. Verimliliği belirlemen lazım. NPS alman lazım. Örneğin satış şirketin vardır. NPS alman lazım. Ne kadar bu üründen sen ne kadar satmayı planlıyorsun? Ne kadar üreteceksin? Bunu alacaksın ki buna göre diğerlerini, hem tedarikçini, hem üretimini, hem malzeme tedarikini, depo tedarikini, hepsini buna göre yapman lazım. Bu tamamen bir bütün. Yoksa bu bütün bozulduğu zaman az önce de örnekleri gördünüz. Tedarikçi buna uyum sağlayamaz ki. Tedarikçiyi de iyileştirmek lazım burada. Yani tamamen uzun soluklu, çok çok uzun soluklu, sabır gösterilmesi gereken işlem. Ama çok çok yangın bir yeri vardır işletmede. Çok çok sıkıntılı vardır. Yine bir danışman şirket gelir. Bu sistem kurulmaz ama dediğim gibi kaizenlerle orada bir iyileştirme yapılarak ücret ipimi orada bir imalat yapılacak. Yoksa burada tek parça akışma olacak. Yani burada bir süpermarket mi oluşacak onu çözülebilir. Tamamen sistem uygulamadan basit hemen kaizenler yaparak ya da kobasit kaizen yaparak bunu engellenebilir. Bu şekilde devam edebilir. Ama bunun akabinde zaten en önemlisi bunun öncesinde de bir işletmede 5S iş güvenliği açısından da hem düzen tertip içinde 5S gerekli. Yerleşim planı devletinde zaten olması gerekiyor ki bunun üzerinden gelen ekip çalışma yapabilsin ve değer akış analizle bunu çözebilsin. Yani bu gerçekten üst yönetiminden altına kadar herkesin benimsemesi gereken bir sistem. Ama uzun soluklu, akabinde de tabii katma değeri de çok olan bir sistem ama tabii buna da sabır gerekiyor. Çok çok sabır lazım. Evet. Sonrasında da görsel pano. Görsel panoya işlenecek bütün herkesin bölümün, kriter saatleri, işte üretim saatleri, verimlilik olanları, İşte kaza oranları, bütün hepsi bakımla ilgili bilgiler, hepsinin görsel panoya da aktarılması gerekiyor. Teşekkür ederiz Zekeriya Bey. Umarım uygulamalarını buluruz sektörümüz içinde. Sektörün içinde var işte, bakmak umarım lazım. Yani çilekte falan var. Ben araştırıyorum birkaç. Bizim sektörde, biz endüstriyel mutfakla ilgili bizim yaptığımız örnekler de var. Onları da göstereceğim ben size. En azından fikir sahibi olursunuz ilerleyen zamanlarda. Çok güzel bir kobasit kaizen üretimleri var. Aynı hesap. Değişen bir şey yok. Yani mobilya sektörü yine yakın sektör. Sonuçta o da montaj var. Orada da montaj var. Değişen bir şey yok. En azından fikir vermek amacıyla. Ama bulursam yine mobilya ile ilgili uygulama yani yapabiliriz. Yani, anlatabiliriz. Var uygulama da işte onunla ilgili. Yok, devamını ben girişimde bulunanları biliyoruz da devamını getirmiyorlar. Ben hep yarıda bırakıyorlar. Aynen, o bizde şeklinde de var. Bütün işletmelerde o var. Devamını getirmiyorlar. Derdimiz o işte. Aynen. Evet. Türkiye'nin zaten sıkıntısı sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlikle ilgili sıkıntımız var. Zaten yani yurt dışına ihracat yapanlarda da görüyorsunuz. Bizim tedarikçi de aynı. 10 tanesini iyi getiriyorsa ondan sonra sıkıntı getiriyor. Bizim şimdi Almanya'ya ihracatımız var.
Ya adam diyor ne güzeldi, bozuldu. Ya çünkü yok ki, sürdürebilirliğimiz yok yani. Sürdürebilirlikte maalesef sıkıntı var. Kaliteden ta işçi etmeden, yani tedarikçinden tut iş içine bize kadar, yönetim yani üst yönetim olsun, işte orta yönetici olsun, bunların hepsine kadar bir sürdürebilirliğimiz yok. Standardımız yok yani. İşte onu da az önce ifade ettiğim gibi hep bir proseslerin tamamen yazılması ve neye göre yapacağını çalışanın bilmesi gerekiyor. Kafasına göre bazı prosesleri yapmaması gerekiyor. Yani tek tek yazılması lazım süreçlerin. O süreçte hangi aşamaları yapacak bilmesi gerekiyor. Yani baktığın zaman evet, çok iş. Çok detaylı. Çok. Evet. Olay değil. Evet, Batı'yı buyurun. Evet, teşekkür ederim. Evet. Zekeriya Bey, teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek. Yani katkıda olabilsek ne mutlu bize. Alo. Efendim. Sesim geliyor herhalde değil mi? Geliyor. Buyurun. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Anlatması 1,5 saat sürdü ama uygulaması 5 yıl diyorsunuz. Aynen. Yani ya dediğim gibi az önce ifade ettiğim gibi eğer çok çok bir sıkıntılı bir problem varsa dediğim gibi danışmanlık firmaları bunları Kobasi Kaizen'le oradaki kısa vadede birkaç ay içinde çözebileceği şeyler tabii ki var. Ama bu bir yalın bir felsefe, bir sistem. Onu uygulamak kolay bir şey değil. Çok çok sabırlı olması gerekiyor. Ve işletmenin de maliyete katlanması gerekiyor. Yani bu zaman kaybı da var. Çünkü çalışanlara da bayağı bir eğitim veriliyor. Çok çok yoğun eğitim veriliyor bunlarla ilgili. Bütün eğitimi alt kademeden üst kademeye kadar bu eğitimlerin hepsinin verilmesi gerekiyor. Tabii. Mesela dediniz ya otomotiv sektörü daha çok uyguluyor diye. Evet. Tabii biraz da baktığımız zaman şu bir gerçek. Oradaki çalışan insanların eğitim seviyesi ve şeyi daha fazla ahşap evet, sektörüne göre. Çok. Dolayısıyla tabii ki oralarda uygulama daha hızlı, sistemin oturması daha hızlı oluyor. Evet. Ahşap yani sektörü ne yazık ki o konuda biraz daha patronlarımızdan tutun. Bütün altyapıya kadar değil mi? Yani biraz direnç gösteriyorlar yeniliklere. Daha mühendis çalıştırmakta yani. Çekinen bir patrondan bunları beklemek çok zor. Yani mühendisin ne olduğunu, mühendisin ne kadar değer katacağını bilmeyen bir patronla bunları konuşmak boşa kürek çekmek olur ya. Yani. Başka bir şey değil yani. Tabii sadece patronlara da yüklemeyelim bunun suçunu. 100 lira yüzünden iş değiştiren işçi grubumuz da aynı şekilde. Çok yaşa. Şimdi aynen, üretimlere bu yatırımları yapacak patron da tabii onu düşünüyor sonuçta. Yani bu kadar yatırım yapacağım da hangi işçi kadrosuna yapacağım? Aslında tabii kazan kazan mantığı. Burada üretimler hızlandıkça karlılıklar artacak. O yüzden patron da kazanmış oluyor. Karlılıklar arttıkça işçi de maaşlarını daha yüksek rakamdan alabilecek. Dolayısıyla o da kazançlı çıkacak. Müşteriler de kaliteli ürüne kavuşmuş olacak ve daha uygun fiyata hızlı üretimden dolayı. Keşke firmaların tamamı bu tür şeylere girebilseler ama dediğiniz gibi sadece Çilek'te ben de gezdiğim için biliyorum çok evet, yoğun bir çalışma vardı bu konuda. Evet. Hala da devam ediyorlardır ama işte evet, Çilek'in sahiplerini biz toplantıya aldık biliyorsunuz. Hani evet, vizyon sahibi insanlar. Başka mobilya firmalarında maalesef o vizyonlar biraz eksik. Yani Kaizen'den 3 kalem ürün yaptığı anda diyor ki ben işte yalın üretime başladım vesaire veya işte 5S'den 1-2 bir şey yaptım mı tamamdır biz yalın üretimciyiz diyor. Yani bu mantalitelerle zaten bir yere varamayız ama yine de ucundan kıyısından da başlasak fayda faydadır. Belki gelişimlere fayda eder diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Eğer başka sorular yoksa kapatabiliriz de. Evet. Şöyle bakayım ben de. Çok soru sormak isteyen yok ama Ramazan Bey'in bir sorusu vardı. Bir önceki şeyde gümbürtüye gitti herhalde. Bu konuda işte mühendislik dalıyla ilgili kendini geliştirip bu işlere giren arkadaşlar ne kadar sürede gelişebiliyorlar gibi bir soru sormuştu. Okumadım ben, pardon ya. Ramazan Bey aramızda mı? Bakayım aramızda mı? Erkan Bey iyi akşamlar. Zekeriya Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Soruyu ben de unuttum ama. Ben hatırlıyorum bak unutmamışım. Yani evet hangi meslek dalındaki arkadaşlar daha hızlı bu işi kapıp kendini yetiştirebiliyor ve ne kadar sürede yetiştirebiliyor? Ya bir soruydu sanırım. Ya şimdi bununla ilgili şimdi bizim işletmede örneğin makine mühendisi, endüstri mühendisi arkadaşlar ilgileniyor bunlarla metot biriminde.
Ama bunların gerçekten eğitimleri çok, yani biz danışmanlık aldık. Baya baya ciddi danışmanlıklar aldık. İstanbul'dan bir ekip geldi. Hatta şimdi bende vardır, onları şeye, depoya kaldırdım. Yani yaklaşık nasıl diyeyim, belki 50 tane kitap var. Hat dengeleme ayrı bir kitap, değer akışı ile ilgili aynı kitap. Bunların uygulamasını yaptık tek tek. Yani bu en azından iyi 3 sene alacak bir sistem. Yani sıfırdan başladığı zaman 3 senede ancak kendini, bu konuda kendini geliştirebilir, ama devamlı eğitim alması ve sahada uygulaması. Buradaki sıkıntı şu, eğitim almakta bir şey değil. Şimdi eğitimcileri biz görüyoruz. Geliyor şimdi eğitim veriyor, gidiyor. Şimdi burada ben de anlattım, ama bunu uygulamadığınız sürece, birebir burada yapılmadığı sürece, yani atölyede bunun birebir ücret tipinin, bir ücret tipi anlattık ama nedir? Nasıl uygulanması gerekiyor? Oradaki danışmanla kesinlikle bunun yapılması lazım. Yani böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman, yani eğitimin tamamen uygulamalı bir eğitim olması lazım. Yani eğitim verdim geçtim, bu unutulur. Kesinlikle unutulur. Yani bu çok basit bir şey değil. Ve birkaç kere eğitim alınması gerekiyor. Yani bunların tek tek yapılması, tek tek uygulanması gerekiyor. Yani eğitimle, bu sözle, lafla, şu şöyle yapıyormuş, değer akış analizde biz bir şekilde, ben anlatmaya çalıştım ama ben genel itibariyle bir kafada bir bilgi olsun. Nedir? Değer akışının analizi nedir? İşte anlatabildiğimiz kadar, tabii çok da zor bunu anlatmak, çizmeden bitmeden. Çünkü biz bunu yaptık, değer akış analizlerini, haftalarca sürdü. Sıkıntılar var, doğru yapamıyorsun, analizler var, tek tek bütün prosesleri ölçüyorsun. Hat hat. Yani bunlar kolay bir şey değil. Adamı tek tek takip ediyorsun. Bununla ilgili eskiden paralarla çivili şey oynardık, hatırlarsınız. Bizim zamanımızda vardı. Onun gibi de yapabilirsin. Çivileri koyarsın böyle, adam gezer gezer ip dolandırırsın. Yani ölçeklendirirsin. AutoCAD biliyorsan AutoCAD'de bir layout'u, fabrikanın yerleşim yapıp orada dediğimiz gibi çizimleri yapıp ona göre arada zamanları koyup yapabiliriz, ama bu gerçekten gerçekten çok emek istiyor. Ama karşılığı da alınacak sistemler. Bununla ilgili Japonya'da çalışmış, Toyota'da senelerce çalışmış insanlar var. Bu işi gerçekten bilenler. Ama tabii onlar da bu işin parasal yönüne önem verdiği için adamın saati de değerli. Geliyor, hemen anlatıyor, gidiyor. Geliyor, anlatıyor, gidiyor diye bir şey yok. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız kesinlikle, örneğin ücret tipini anlatıyor. Bunlar hepsi ayrı ayrı bir sayfalarca klasör. Düşün. Yani anatomi gibi bir şey kitapları. Ücret tipini anlattığı zaman, bunun ücret tipini gel kardeşim, burada bana bir uygulama yapalım. Ya da o fabrikaya uyuyorsa ya da uymuyorsa da bir tane bir görselle bir şekilde anlatması lazım ki kafada kalsın, bir şekilde uygulanabilsin. Yoksa bunlar yani sözde, lafta kalır gider. Beşes gibi. Beşesi anlatsın ama uygulamadığın sürece bir şey anlamı ifade etmez ki. İşte TPM, bakım. Tamam, bakım, ama bunun önleyici bakımları var. Az önce ifade ettiğim gibi boşta. Adamlar bir üst sınıra geçmişler. Yani panoların, bizde hangi mobilya fabrikasında, ya da bizde de aynı endüstriyel sonuçta, mutfak sektöründe de, ahşap sektöründe, kim bilmiyorum ölçüyor mu? Yani oradaki panonun sıcaklığını ve makinenin titreşimini ölçen var mı bilmiyorum. Hiç zannetmiyorum yani. Bunlar önemli. Bunları yapmak lazım. Sonrasında da tabii bunu tamamen en alt seviyeden en üst seviyeye kadar yaymak gerekiyor ki başarı sağlansın. Sonrasında da tabii ödüllendirme, özellikle ödüllendirme bu konuda önemli. Tedarikçiydi. Aynı şekilde inösle, yani öneri sistemiyle bunları değerlendirmek gerekiyor ki müşteriye değer katabilelim. Bir şekilde az önce ifade ettiğim gibi maliyetlerimizi en aza indirebilelim. Esas önemli olan bu, ama tabii uzun soluklu. Mehmet Bey, bu bayağı bir uzun soluklu. Teşekkür Evet, ederim. Rica Engin ederim. Beyler bir soru sormak istiyorlar. Kalabalık gruplar. Bir dinleyelim. Merhaba, öncelikle iyi İyi akşamlar. akşamlar. İyi Merhabalar, akşamlar. iyi akşamlar. Öncelikle bu yalın üretim teknolojisini uygulamak için uygulayıcılar değil de işletme sahiplerinin bilgilendirilip daha kolay, hani anlatarak değil de işletme içerisinde uygulayarak daha sağlıklı olur mu? Bunu sormak istiyorum. Yani şöyle bir şey var orada. Öncelikle zaten üst yönetimin buna tamamen az önce ifade ettiğim gibi %100 destek vermesi gerekiyor. Bununla ilgili öncelikle zaten üst yönetim bilgilendiriliyor. Yani buna üst yönetim zaten bu konuda bilgi sahibi olması gerekiyor. Üst yönetiminden bununla ilgili, yani nasıl kaliteyle ilgili de bir yönetim temsilcisi varsa, burada da aynı şekilde yalın üretimle ilgili üst yönetimden birinin temsilcisi olması gerekiyor. Yani bununla ilgili sabah, akşam yatıp kalkıp bununla ilgilenecek. Zaten bunlara
gerekli eğitimler, bu eğitimler onlara üst yönetime gerek veriliyor. İşte grafikleri, uygulamaları, çeşitli işte kazanımları, yani sonucu da anlatmak gerekiyor. Yani bu işin 3 ayda olmayacağı, 3 sene, 5 sene süreceği, bunun avantajları, dezavantajları, işte oluşacak sıkıntılar, bunlar zaten üst yönetimin birebir görmesi gerekiyor. Biz bunu uygularken yapmış olduğumuz çalışmalarda, yapmış olduğumuz çalışmaları birebir üst yönetimi dediğimiz örneğin bizim patronu da çağırıp imalat içinde bak be şunlar şunlar yapıldı, şunlar oldu, şöyle oldu. Yani onun da bizim kadar bir, bu konuda bilgi sahibi zaten olması gerekiyor ama uygulamacı olarak değil, fikir olarak, kültür olarak zaten bilmesi gerekiyor. Şart. Yalın üretim, pardon, yalın üretimle ilgili böyle bir işletmeden yani yalın üretime geçirmeyi düşünürsek diyeceğim. Bununla ilgili bir bütçe ne kadar olması gerekir veya öyle bir şey var mı? Bir görüşünüz, ne bileyim bir tecrübeniz? Ya onda bütçe şu an için hiçbir şey belli değil. O sizin fabrikanın yapısına bağlı. Yani yatırım gerekebilen durumlar olabilir. Ya biliyorsunuz mobilya fabrikasında yani orada bir bekleme zamanı vardır. Özellikle hat dengeleme var. Biliyorsunuz ara stoklar, bir sürü ara stoklar. Onun için yani bir kenar banklama belki makinesi gerekebilir. Yani farklı yatırımlar gerekir. Bunu bilmek mümkün değil. Ama uzun vadeli yatırımlar tabii ki gerekiyor. Yani sadece bunlardaki yatırımlar bir danışmanlık şirketi yatırımı da var sonuçta bununla ilgili. MRP sisteminiz yoksa bunu MRP sistemi de olabilir. Bu tabii aksap da olabilir. SAP tabii mobilya sektörüne çok çok yüklü maliyetleri getiren Kanyas olabilir. Bu tip resital olabilir. Bu tip yatırımlar gerekiyor. Yani şu an onu ben bilemem. Yani işletmenin kendi bünyesindeki fiziki yapısına göre de değişir bu. Ben çok bileceğim bir şey değil yani. O değişir. Ya biz onunla ilgili yani yaklaşık $1 milyon belki harcamışızdır zamanında. Teşekkür ederim Tekir Bey. Sağ olun. Rica ederim. İyi akşamlar. Erkan Bey. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Başka sorumuz var mıdır? Mikrofonu açıp konuşabiliriz sorusu olan arkadaşlar için. Herhalde yok gibi görüyorum. Ferhat Bey, buyurun. Şimdi ben konuşmanın tamamını çok dikkatlice dinledim. Sanki şöyle geliyor bana. Bilgisayar teknolojilerinin, CNC'nin, ebatlamanın, işte bantlamanın yoğun olduğu, yoğun bir teknolojiyle kullanıldığı işletmelerde sanki yalın üretim tekniklerini daha kolay uygulanacağı, daha kolay veri alınacağı gibi bir fikir oluştu bende şu anda. Çünkü mesela bahsettiğimiz yalın üretim tekniklerini ben şu anda kendi işletmemde kullanmaya gayret ediyorum ama evet. Tabii müthiş zor. Çünkü daha çok personel odaklı çalışma sağlıyorsunuz. Dolayısıyla veri alacağınız personeli ikinci gün sabah işte bulamıyorsunuz. Hani işten ayrılmasından bahsediyorum, işe gelmemesinden bahsediyorum. Aynen, daha aynen, öteye gidiyorum. Yani o endişelendiriyor beni biraz açıkçası. Evet. Ya orada işte yine ne kadar da olsa, şimdi bizde SAP sistemi var. SAP sistemi de kursanız yine insana bağımlısın. Sonuçta veriyi giren de insan. Yani hiçbir şey otomatikman olmuyor. Onun için de insana yatırım yapmak, işte diyorum ya az önce ifade ettim. Japonlardaki kültürle bizim kültür çok farklı. Şimdi ben gitmedim Japonya'ya ama şimdi bize eğitmenlerin anlattığı, gösterdiği videolara bakıp da bizim çalışanlara baktığım zaman gerçekten çok çok farklılar yani. Çünkü bizde yani herkesi ifade etmiyorum, tenzih ederim. Yani bazı sorumluluk sahibi olmayan arkadaşlarla çalışmak bu zor. O da tabii buna kesintiye uğratıyor. Az önce ifade ettiğiniz gibi tabii burada eğer otomatik makinelerde çalışıldığı zaman tabii bunlardan veri almak daha kolay. Ama bunun bir üst şeyi bunların barkodlanması gerekiyor. Yani içeriden veri alınabilmesi için tamamen parçaların barkodlu bir sistemle ilerlemesi gerekiyor. Ne bileyim el terminallerle bunların okutulması gerekiyor. Bu şekilde hat bazında verimlilikleri ölçebilirsiniz. Yani bunlar tamamen bu şekilde yapıldığı zaman yani örneğin ebatlama biriminiz vardır. Ebatlama biriminin performansını, kriter saatini, bunların zaman ölçütlerini yaptığım zaman bellidir. Kaç adam var? Ne kadar üretmesi gerekiyor? Performansı ne? Kapasite kullanım oranı ne? Bunu belirleyen oranlar nedir? İşte izinler,
İşte hastalıklar, rahatsızlıklar, işte makine arızası falan filan, bunların hepsi yapıldığı zaman, işte barkodda o zaman diğer hatta giderken burada barkodla okutulduğu zaman otomatikman bu sistem zaten bunu da görür. Bunu da siz görsel olarak bir panoya aktarma şansınız var. O günkü işte verimlilik işte %80, %90, %70 neyse ona göre yapılabilir. Tabii ki bu tip CNC makinelerle bu sistemin kurulması, entegre edilmesi daha kolay. Ama dediğim gibi burada sadece bu sistemi elektronik açıdan düşünmeyin de şey olarak düşün. Yani uygulama, makinenin yeri de yanlış olabilir. İşleyiş sistemi de yanlış olabilir. İşte dediğimiz gibi değer akışa çıkıyor her şey. Değer akış analizi çok önemli bu konuda. Çünkü o ürün üretirken geçtiği noktalar, nerede israflar var, nerede beklemeler var, nerede arıza var, nerede yanlış üretim var. Bunu tamamen değer akış analizi çözüyor arkadaşlar. Değer akış analizi ile ilgili bende kitap, literatür vardı bildiğim kadarıyla. Onu bulursam paylaşırım. O şekilde araştırın. Değer akış analizi bu konuda önemli. Çünkü ürününüzü işletmede hangi aşamalardan geçiyor, nerede israf var, nerede değer var. Bunu belirlerseniz orada işte nasıl bir ücret tipi, bir yatırım mı gerekiyor, makinenin yerini mi değiştirmek gerekiyor, işte yakın depodan uzak mı, işte malzeme nereden geliyor, onun hepsini tespiti gerekiyor. Ama tabii bunu da profesyonel bir destek almak gerekiyor ki onunla ilgili çalışma yapılsın. Şimdi Antalya'da Harman Yat diye biliniyor. Eski Metrika'dır. Almanların bir yat firmasında görev yapıyordum ben. Bodrum'dan Antalya'ya transfer olmuştum. Orada bu analizlerimizi daha doğru yapabilmek için ben ekibi gruplara ayırdım. İşte ön hazırlık, ebatlama, bantlama, montaj bölümü, toplama bölümü vesaire gibi bölümlere ayırıp bu analizlerimizi daha rahat yapalım hedefinde olmuştuk. Ve bir sistem kurduk girişe de. Her personel 3 tekne, 4 tekne aynı anda yapıyorduk. Herkes girdiği teknenin koduyla içeri giriyordu. Teknelerimiz bittiğinde analizlerimizi kontrol ettik. İnanılmaz adam saatlerde, inanılmaz işler yapmışız. Hani çok müthiş oranlar çıktı. Yani çok aşırı oranlar çıktı. Orada kayıpların tespitinde ciddi zorlanmıştık. Yani nerede hata yaptık da bu adam saatler çıktı diye. Yani zor bir iş bu. Çok zor bir iş. Onu anlatmaya çalışıyorum da müthiş. Yani bu dediğim gibi kolay. 56 metre bir teknenin adam saatiyle 24 metre bir teknenin adam saati hemen hemen aynı çıkmıştı. Yani biz şok olmuştuk öyle bir durumda. Ya siz orada bir kaizen yapmışsınız. Yani bu bayağı bir ultra bir kaizen olmuş. Yani hızlı bir kaizen olmuş, iyileştirme olmuş orada. Yani bazen işletmeler bunları yapıyor. Yapıyor ama farkında değil. Yani bunun bir ismi var ama bunları bir şekilde yapıyor. Yani birisi beyin jimnastiği de yapıyor, kaizen de yapıyor, bunu şöyle yapabilir. Her işletmede var bu ama biz bir kayıt altına alınmıyor. Kayıt altına alınmadığı için şirketin yani beyni de önemli. Yani şirketin geçmişi, şirketin işte o hafızası dediğimiz olay da önemli. Bunların kayıt altına alınması gerekiyor ki eski hatalar tekrar tekrar yapılmasın. Çünkü yönetim değişiyor. Gidiyor müdürü, amiri. İşte kurumsallık ondan başlıyor. Şimdi ben geliyorum, ben bunları yapıyorum ama kayıt altına almıyorum. Kayıt altına almadığım için başkası geliyor aynı şeyi tekrar yapıyor. Sanki yeniden bulunmuş gibi üst yönetime bunu sunuyor. Ya bu zaten yapılmıştı, zaten vardı ama belli bir süre sonra bir yere gidince kayboldu gitti. Neyse Erkan Bey'e, başkanıma verelim sözü. Arkadaşlar bitiyor artık. Evet, toplantımız bitiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Günün geç saati oldu. Herkes evet. İşten güçten dolayı da yorgundur. Evet. Bir dahaki toplantımızda hepinizi tam takım yine bekliyoruz inşallah. İnşallah. Katılımlarınız için çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayrıca internet sayfamızdan, web sayfamızdan derneğimize katkılarınızı da bekliyoruz. Üye olmanızı bekliyoruz. Burada hala üye olmayan arkadaşları görüyorum. Hepiniz bir arada olursak ancak bir güç oluşturacağımızı bilin. Biz olabildiğince paylaşım yapmaya çalışıyoruz. Sizleri de bizlere destek vermeye davet ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar bir sonraki... Evet.